Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Ben ona anne kız gibi olduğum için söylediğim her cümleyi alınmıyor. Bu tabatsız denmez yani. Boş konuşur Allah'ını seversen abu var ya boş. Beni Cansu kıskanıyor dedim mi? Sen de iyi çeviriyorsun konuşmaları. 35 yaşında değil benim gelinim bir defa. Yani orada hoş olmadı. İlk defa evlilik yıl dönümümüzde ayrıyız. Ana o da kutlamaya geldi. O nedir ot doldurmuşum bir de dikan. Vallahi içiniz fesatmıştı. Kadın kalkmış bana kaktüs getirmiş. Katabaksız yaptığını yani, kabul ediyorsun. Tabii canım. Bugün asla eleştiri kabul etmiyorum. Kıtır kıtır dediğine 5 verdin ama. 5 puan bakalım kime gidiyor. Ve kaldırdık. Seni fark etmek zorunda mıyım ben ya? Ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Hiç tarzım değil bak. Annemin üslubu çok yanlıştı. Kendisi de çok yanlış bir insandır. Az daha tabağı kesiyordun orada patatesi keseceğim diye. Ya 35 yaşında gelinin neyini kıskanacak? Kıskanma hareketini kapatmak için yaş konusunu açtı. 5000 kere söyledim ben bunu. Ben zaten ön plandayım. Cansu sağ gösterir, sol verir. Ziyafet ablaya biraz katılıyor gibiyim şimdi izledikten sonra da anne. Oğlu övdü, annesi yerdi. Seni çok seviyorum. İyi ki de çocuklarımın babasısın. Fatih Bey çok ağlattınız. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçirmedim yani. Gelelim mutfakta, gelelim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelelim mutfakta. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelinin mutfakta, gelinin mutfakta. Gelinin mutfakta, gelinin mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinin mutfakta, gelinin mutfakta. Seyirciler yine bir gelinin mutfakta da size yine merhaba diyoruz. Ekranların her zaman dediğim gibi en lezzetli, en nefis, en mis gibi kokan, en çok güldüren, ağlatan ve en çok altın veren programı. Gelinin mutfakta'ya hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler Türkiye, her zamanki gibi bizi izlediğiniz için, bizimle olduğunuz için size sonsuz şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Biz burada gelinlerle beraber yemek yapıyoruz. Kayınvalideler geliyorlar, gelinlerine puanlar veriyorlar. Ama hangi tabak, hangi gelinin hiç kimse bilmiyor. Kayınvalideler de bilmiyor ve tabakları teker teker tatlarına bakıp puanlar veriyorlar. Puanların sonucunda günün en yüksek puanını kazanan gelin bir çeyrek altını yakasına takıyor. Ve haftanın final günü, cuma günü ise en yüksek puanı kazanan gelinimiz
5 altın bilezik kazanıyor. En düşük puanı alan, haftanın en düşük puanı alan gelinse maalesef bize veda ediyor. Böyle yeni yarışmacılar geliyor. Yeni yarışmacılar siz olabilirsiniz. Nasıl mı? 0531-520-0101 no'lu WhatsApp hattımıza başvurarak sevgili gelinler, sevgili kayınvalideler size sesleniyorum. 0531-520-0101 no'lu WhatsApp hattımıza başvurun ve gelin bize. Siz de altın kazanma şansınız olsun. Güzel güzel yemekler yapalım, puanlar alalım ve altınları alın. Bugün haftanın ikinci günü ve bakalım bugün ne yapacağız. Dönüyorum. Merhaba. İlk ben söyledim. Niye demedin? Ben demeyince nasıl sessiz oluyor görüyor musunuz? Evet ama Elif'ten çıktı. Niye heyecanlandırmıyorsun? Ben biraz erken davranmışım. Neden da heyecanlandım. Bugün bir hırs geldi sana böyle. Yok hırstan değil de sizin bakalım konuşacağınızı bak. Unutarak örtecektim. Hemen attım bir daha işte öyle. O zaman demek ki fokuslanamıyorsun. İyice böyle fokuslan. Hemen fokuslanıyorum. Takip et bakalım çünkü hemen erken başladım. Evet. Erkenci kuşa ne olur bilirsiniz. Ne olur? Pişiri yerler. Kız kaynanan nerede? Bilmiyorum Fatih Bey işim var dedi çıktı. Ben de anlamadım gitti. Nasıl yani? Ben de anlamadım işim var dedi birazdan gelirim dedi çıktı göremem gitti. Göremem ben de görmedim. Action geliyor Fatih Bey. Ha? Action geliyor. Action mı var? Hürriyet Action'da var ziyafet bize evde. Gelinimi gördünüz mü dediler Elif'i dedik bilmiyoruz dedik. Elif geldi kendi yok oldu. Nerede bu? Acaba? Acaba? Neredesi? Acaba Ziyafet Hanım neredir acaba? Çok merak ediyorum. Burada mı? Bir arkadaşlar. Geliyor. Aha. O ne oldu? Oldu? Niye bakıyorsun? Efendim? Ne oldu? Niye bakıyorsun? O ne kız? Kız o ne? Kırmızı. Kırmızı halı. Halı. Kırmızı halı. Kırmızı halı getirdi kendine. Kelebek var elinde kelebek. Ziyafet teyzem yardım edeyim mi? Olabilir yardım etsen iyi olur. Edeyim mi? Gel gel yardım et. Çek. Çek. Çek 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 çek. Anam kırmızı sen kırmızı halıda mı yürüyeceksin? Evet. Hadi bakalım. Yakışır. Benim Fatih Bey de ne ilişkim var? Ha. Kelebek alıyorsun ben de aldım. Kelebek mi? Evet. Gel, bana öğret. Gel, Reyhan Hanım'a öğretirsin ya. Dur, bir dakika, bir dakika. Fatih Bey, kelebeği siz alın. Bu kelebeği Fatih Bey versin. Benim kelebeğim gel, nerede? Gel, ben de seni sahneye çıkartayım. Dur. Gel, sahneye çıkartayım. Dur, ben kelebeğim var benim. Onu mu verdin? Var mı? Dur, ver. Onu masaya koy. Ver şu kelebeği, Erkan'cığım, ver kelebeğimi. Gel, ben de elinden tutayım. Şunu şuraya koyayım. Ha, öğret. Kelebekle. Hı. Ama ben sana taktım mı edeceğim ha, onu? Tabii ben evret nasıl gezeceğim. Kelebek vereceksin. Kelebek vereceğim. Şimdi insanlar var böyle evet, etrafında. Doğru bakarım bir sürü. İnsanlar var. Bana bak şimdi görüyorsun ama şöyle bir geliyorsun. Hadi bakalım. Bravo Ziyafet. Bravo sana. Bu da yelpazeli. Ben öyle mi tuttum? Sallıyor. Ne yapayım? Seninki ağır. Ben ne yapayım? Sallar. Gördün mü? Sağ ol. Teşekkür ederim. Yürü. Yürü. Bravo Ziyafet. Sizin sayenizden aldım. Yok. Gel şimdi Oscar konuşması. Dur. İşte bu ödülü bana verdiğiniz için diyeceksin. Anlat. Layık gördüğünüz için. Hadi bu ödülü bize layık gördüğünüz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Daha da bu kadar da. Ne oldu? Yorulduk. Daha bu kadar. Ben olur de bu kadar. Olur mu canım? Bak diyeceksin ki. Ne diyeyim? Bak diyeceksin ki. Çok heyecanlandım. Evet. Böyle oyun çok heyecanlandım. Ay ne kadar heyecanlı. Ve ben de işte bu ödüle layık gördüğünüz için yapım şirketimi. Ay heyecanlandım. Evet, yönetmenime. Ben yapamam kesinlikle bu kadar. Allah. Yönetmenime. Yönetmene teşekkür ederim. Burada olduğum için gelinime. Burada olduğum için gelinime teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bana değilir, seyirciyim. Seyirciyim. En salla sonra. Vay vay, hadi vay. Öyle vay. Değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışladık. Yerine gel. Bir de burada bir şey soracağım. Ödül ne ödülü? Neyin ödülünü
almış onu merak ettim. Nobel kaynana ödülü. İyi kaynana ödülü. Kaynana ödülü. Bir de abimin bugün doğum günü, Güner abimin. He, söyle. Geçen hafta, geçen pazartesi abimin doğum günüydü, kutlayamadım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim abim Güner. Güner Bey. Güner Malkoç. Güner Malkoç Bey, bak kutluyor kardeşim. Doğum günün kutlu olsun abiciğim, teşekkür ederim. Sizi tebrik ediyorum ödülünüzü aldığınız için. Sağ ol, teşekkür ederim, sağ ol. Saygılar, saygılar. Yerinize götürürüz, hadi. Al yavrum, bak ödül aldım, ödül, ödül, kaynana ödülü. Kaynana ödülü. Altın kelebek kaynana ödülü. Haydi gitti. Evet çok güzeldi. Tebrik ediyorum ödülünüzü aldığınız için. Allah'tan nice başarılar. Allah da güzel bir şey. Teşekkür ederim sağ olun. Evet bugün ne pişireceğiz hemen yemeğe geçelim. Fazla uzatmadan çok uzattık. Patatesli porsiyon musakka. 30 dakika pişirme süresi var. 3 adet orta boy patates yazıyorsunuz hızlı hızlı. Boyunu ortadan ikiye kesilmiş olacak. Patatesler boyunu ikiye kesilmiş olacak. Evet. Ayçiçek yağı kızartmak için. İç harcı için malzemeler. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 adet orta boy soğan yemeklik doğranmış. 200 gram orta yağlı kıyma. 1 sivri biber. Küçük yemeklik doğranmış. 4 orta boy domates. Soyulmuş rendelenmiş. 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım bağ maydanoz. Evet. Bir de üzeri için 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 su bardağı da su. O patatesleri içine oyuyorsunuz. O harcı içine koyacaksınız. Kızartacaksınız zannedersem. Ben bilmiyorum onu, hızlı kesersin. Sonra size bunun detayını vermiş olacağız. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ben şimdi kayınvalideleri söylüyorum. Patatesi nasıl kızartırsınız? Nasıl olacak? Anlatacak size kayınvalideler. 90 saniye geliyor. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başlasın. Güzel tencerin şey yaparsın. Ortadan şekli ikiye dedim. Ortadan bölersin. Kıymasını, soğanını, biberini kavursun. Sosunu yaparsın. En son üstüne maydanozu koyarsın. Yağsı da var zaten tuzun salçasına. Olurken hepsini atarsın içine. Salça üstüne yemişsin. Üstüne salça üstüne yaparsın. Bunları kıymalı harcı bunda yapacağız. Tamam. Patatesleri de bunda kızartacağız işte. Kıvırık bir şey yok. Yok. Ha, var burada. Demek ki sonra da fırına atacağız. Evet. Yok, fırına verilecek galiba en son. Üzerine şey diyor, dökülecek istiyor. Şimdi soğanı doğradın mı? Tamam. Biberi de doğra. Tamam. Onları hazır tut. İlk önce kıymayı kavur. Tamam. Ondan sonra soğanını, biberini kavur. Salçasını at, yağ koyacaksın tabii ki. Patatesi dilim dilim yedirdim, bile kızarttı. Ondan sonra oraya kızartacağım. Biraz kızartması lazım ki cevap şey. Anladım. Maydanoz da buraya katıyorum zaten. Zaten size söylüyorum. 3 patates yağ. Evet bak bu kızartmak için, iç harcı için. Zeytinyağı, soğan, bunlar. Kıyma, biber. Bunlar hep bir şey kızartır. 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Kalaydı iyiydi. Çok basit, çok basit. Vallahi patatesleri ortadan bölün, içine oyun, kızartın. İç harcı içine koyun, fırına. Ha oyacağız ya. O kadar, öyle. Öyle. Bak, hakikaten bugün Meryem'e çok benzedim. Bugün daha çok benziyor. Haydi kayınvalideler. Allah kolaylık versin. Hadi sen beni öptün mü? O geliyor. Sana güveniyorum. Kendine iyi bak. Anlaşıldı mı kızlar? Evet, evet. Patatesi böldünüz, içine oydunuz, malzemeyi koydunuz, sosu nallah. Nallah fırına. Fırına. Evet. Haydi. Söyledim. He? 50 dakika. Bayağı çok. Bekliyorum. 5! 4! 3! 2! 1! Süre başladı. Kız neydi o öyle kırmızılı falan filan ha? Niye ne oldu? Kötü mü oldu? Güzel sende oldu. Bir reyhan şeyi görüyorum. Aa, reyhana reyhan mı? Kim? Kız ne reyhana konuşuyorsun? Reyhana mı özeniyorsun? Hayır. Ne yapıyorsun? Ben ziyafetim. O reyhan. Reyhan kim? Reyhan iki erkek. Oldun başımıza. Aa, olur mu öyle saçmalık? Evet gelinler.
Nasılsınız? İyi misiniz? Benim ikinci günüm. Evet evet iyiyiz. İkinci günün, üçüncü günün, üçüncü günün çok merak ediyorum gerçekten. Merak mı ediyorsun Cansucuğum? İnanılmaz merak ediyorum. Kritiklerdeki performansın müthişti. Bekliyorum, arkasını bekliyorum. Ben de biraz benim üzerime fazla geldiğinizi düşündüm nedense. Hangi konuda? Yani hangi konuda? Bir laf söyledim, bir soru soruldu. Anlamadım yani. Ben ilk buraya geldiğimde hanım annemle aramdaki diyaloğu size anlatmıştım, söylemiştim zaten. Aramızda nasıl bir diyalog olduğunu. Ben ona anne kız gibi olduğum için söylediğim her cümleyi, her kelimeyi alınmıyor. Yani sizin öyle bir durumunuz olmayabilir. Ama biz anne kız gibiyiz. Anne kıza nasıl davranıyorsa aynen o şekilde davranıyorum. İyi de alınmamasına zaten bir şey söylemedik. Sadece orada kurduğun bir kelimeden dolayı eleştiri yedin haklı olarak. Bir kere patavatsız diyelim. Ya bir şey demedim ya, patavatsızlık yapıyor dedim. Patavatsız ama demedim. Orada kabul ettin. Evet, evet şu an patavatsızlığı ben yapıyorum dedin. Zaten. Bunu alınmamakta onun şeyi yani. Ya hayır ama orada sen de kabul etsin. Evet, patavatsız davranıyorum. Oynamıyorum ki ben. Dürüst hanıma. Derken dürüst olma yani, demiyor kimse sana yani. Patavatsız denmez yani. Denmeyebilir ama ben ona şimdi ortam içerisinde onu o şekilde görüyorlar. O ortamdan ayrıldıktan sonra otomatikman o ortam bana kalıyor ve ben onu savunmaya geçiyorum. Bu sefer insanlar alınıyor. Bana yapmıyor böyle bir şey ama ortamdaki insanlara yapınca, insanlar da alınınca ben hemen müdafaya geçiyorum. Bu hemen arkasına tekrardan onu savunmuş olmak zorunda kalıyorum. Senin evdeki muhabbetin kimseyi ilgilendirmez. Patavatsız da diyebilirsin yüzüne karşı ama kalkıp da buraya gelip kayınvaliden için patavatsız yakıştırmasını en azından burada yapmaman gerekiyor. Ya ben bence evde neysem Cansucuğum burada da oyum. Çok kötü bir şey söylediğimi de düşünmüyorum. Yani kötü bir cümle kurmadım. Evde de neysem burada da oyum. Evdeki gibi davrandım. Sorduğunu söyledim. Kayınvalidenizin sevmediği huyu nedir dediniz. Ben de patavatsız dedim ama sizin söylediğiniz gibi işte kayınvalide öyle denmez, ben demem. Üçünüz bir dün bana kritiklerde üstüme geldiniz. Üstüne gelmek değil de üçümüz aynı fikirdeyiz diyelim. Fikrimizi sordu Fatih Bey. Biz de söyledik, ben denmez dedim. Nokta dedim, bu kadar. Kelebeklerin de çok güzeldi ama. Teşekkür ederim, sağ olun. Renkli. Kelebeklerin de çok güzel, güzel eğlendi kendimize, güzel geçti. Vallahi bilmiyorum, ben bir Reyhan özentisi görüyorum yok sende. Yok canım ama sen de konuşma öyle. O ne yani? Öyle işte. Sen de yap. Çok güzel yürüdün hayatım. Teşekkür ederim vallahi. Çok bir mantıklı yürüdüm. Laf konuşan bir arkadaş bulduk. Bakın sen bak o tarafa aman, gitsin. Aman aman gel gel. Gel. Çok da meraklı değilim senin yanında sen oturmaya. Gel sen burada otursun. Gel canım. Oturma benim gitme. Hiçbir şey onay vermiyor bana. Ben veriyorum. He, sen veriyorsun. Kayınvalidesin. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de kayınvalidesin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Birbirinizin sırtını sıvazlar aynı. Sıvazlar birbirinize aynı. Yağ çekersiniz. Aynen. Yok ya biz asla biz dobrayız. Birbirinizi şişirirsiniz. Doğa ana olanı konuşuruz. Sen ne oldu? Sen her şeye işine tamam, öyle geldi. Olur mu olmaz mı? Biz olanı konuşuruz. Ben de olanı konuştum yok, işte. Allah sen Allah. Sen hiç görmedin. Bayağı bir özenmişsin yani. Boş konuşur Allah'ını seversen. Abi var ya boş konuşur. Burada öyle zaten işine gelmeyince boş konuşuyor. Valla işte laf bulmuş konuşur. Hiç düzgün çok bir güzel yürüdüm. He, çok sağ güzel. Sağ ol canım teşekkür ederim arkadaşım. Çok arkadaşı. Güzel yürüdüm boş ver hiç. Aynen. Kafanı ver gazı, takma. Ver aynen. Gazı ver gazı. Yok biz gazla çalışmıyoruz şükür. Biz mantıkla çalışıyoruz. Valla bayağı bir gazla vallahi çalışıyoruz. Valla yok mantığımız var şükür Allah. Çok güzel çok güzel yürüdüm. He. Fatih Bey de güzel evet, yönetti seni. Evet sağ olsun teşekkür evet. Ederim. 35 yaşında değil benim gelinim bir defa. Yani orada hoş olmadı. İlk defa evlilik yıl dönümümüzde ayrıyız. Ana o da kutlamaya geldi. O nedir ot doldurmuşum bir de dikan. Vallahi içiniz fesatmıştı. Kadın kalkmış bana kaktüs getirmiş. Patavatsız yaptığını yani, kabul ediyorsun. Tabii canım. Bugün asla eleştiri kabul etmiyorum. Kıtır kıtır dediğine 5 verdin ama. 5 puan bakalım kime gidiyor?
ve kaldırdık. Seni fark etmek zorunda mıyım ben ya? Ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Hiç tarzım değil bak. Annemin üslubu çok yanlıştı. Kendisi de çok yanlış bir insandır. Az daha tabağı kesiyordun orada patatesi keseceğim diye. Ya 35 yaşında gelinin neyini kıskanacak? Kıskanma hareketini kapatmak için yaş konusunu açtı. 5000 kere söyledim ben bunu. Ben zaten ön plandayım. Cansu sağ gösterir, sol verir. Ziyafet abla biraz katılıyor gibiyim şimdi izledikten sonra da anne. Oğlu övdü, annesi yerdi. Seni çok seviyorum. İyi ki de çocuklarımın babasısın. Fatime çok ağlattınız. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçirmedim yani. Size de bir şey söylenmeye gelmiyor demek ki. Sizinle konuşurken cümlelere dikkat edeceğiz ki üçünüz bir toplaşıp benim üzerime gelmeyin. Canım burada amacım sana yüklenmek olsa mutfağa girdiğin anda eğer seni rakip görsem ya da seni kıskandığımı söylediniz ya. Öyle bir şeyim olsa. Ben öyle bir şey demedim. Girer girmez bunu yapardım. Sana bakışımla da bunu hissettirirdim. Konuşmamla da hissettirirdim. Gayet güzel yapardım bunu. Bunu kritiklere kadar bekleyip kritiklerde yapmazdım. Burada normaldi, tavrın da normaldi, hoşuma gitti, bir şey görmedim, ters bir şey. Sonrasında kritiklerde mesajı alınca fikirler ister istemez oluşmaya başladı. Ben kesinlikle bir mesaj vermedim. Sadece bir tespit vardı ortada. Bu tespiti senin kayınvaliden de yapmış zaten. O da görmüş. O hayır. O tespiti o yapmamış. Tespit yaptı diye bir şey yok. Sormuşlar. Bir şey birileri o fikirdeymiş. Ona karşı bir şey söylemiş ve espri yapmış. Gülmüş yani. Cansu çok kötü hepsi oldu güzel, ama. Hepsi evet. Kötü olmadı. Anne, o şaşırdı. Evladı. Demek ki beklemiyordu. Gerçekten. Kendinden güzel birini mi beklemiyordu acaba? Aynen. Kendinden güzel birini ama beklemiyordu. Ama maşallah. Benim kayınvalidem haricinde diğer bütün kayınvalideler senin ağzının açık durmasından dolayı, şaşkınlığından dolayı Cansucuğum. Hı. Bunu söylemişler. Senin evet, kayınvaliden sen de bunu düşünmüşsün ama inanmışsın sen de buna. Ben niye inanayım böyle bir şeye? Bu hemen tasdikledin, hoşuna gitmiş yani. Hayır hayır, ben tasdiklemedim. Ben normal yaşantımda da böyle olur dedim. Beni Cansu kıskanıyor dedin mi? Dedin normal mi yaşantımda da böyle olur ne demek? Kurdun mu? Tam normal yaşantımda karşılaştığın durumla karşılaşmışsın ki normal yaşantımda da olur, şaşırmadım dedim. Şaşırmadım dedim ama Cansu beni kıskandı, beni çekemedi, tamam. Beni kendine rakip gördü. Sen de iyi çeviriyorsun konuşmaları Yağmurcuğum. Ben çok güzelim, ben mükemmelim, ben öyleyim demedim. Ben normal yaşantımda tamam, böyle şeyleri herkes görüyorum dedim. Ya ama ben de görüyorum ama burada için bu iddiayla işte ben de zaten benim yani oynayayım mı? Ay, ilk defa böyle bir şey duydum. Canım Cansu'm benim. Öyle değil aslında, siz öyle düşünmeyin. Hayır, öyle demene de gerek yok. Teşekkür edebilirsin mesela, bu gayet yeterli. Yo, ben her zaman aklımla geleni söyleyen, kendimi savunan bir bayanım. Bunda dobra, da gayet dobra konuştu kız bence. Gurur yani duyuyorum Elifciğim. Ben de gerekeni söyledim. Sevgili Hanım. Efendim. Yağmur'un üstüne siz de gittiniz 35 yaşında. Yani 35 yaşında kadın yani. Niye havası sönsün şeyin Cansu'nun Allah'ını seversen? 35 yaşında değil benim gelinim bir defa. Ne fark eder? Ha 32, ha 35. Ama olsun yani. 33. Yani orada hoş ne olmadı. Yaş kompleksi mi var gelininin? Kavgada söylenmeyecek bir laf. Çünkü hanımın, niye canım 35 yaşına hanımın gelmeyecek mi? Kalmış şurada 2 sene ne var Allah'ını seversen. Olsun 2 sene de olsun yani. 2 senelik yok şeyini mi yapıyorsunuz? Bayanın yaşı zaten söyleme sevgili hanım, aşk olsun. Niye siz 35 yaşında diyorsunuz? Yani bunda kaç, 40 mı deseydin? Hayır canım, ne münasebet 40 diyeceksin? Onun yaşınla takıntısı yok zaten. 35 yaşında böyle vallahi yapıyorsun. Vallahi yaşınla takıntısı olmayan insan kalkıp da vurgulamaz işte. Ben 32, 33 yaşındayım da. Ama niye siz bana niye vurguluyorsunuz? Dediniz? Ben onu niye vurguladım? Diye. Kalktılar dediler ki Cansu hareket yapmış da
gelinini kıskanmış da orada demek istediğim şey yani kocaman kadının nesini kıskanacak yani. Gerçi kendisi kendisini ifade etti de siz anlamaya şey bir takılmışsınız 35 yaşa. O kadın yaşından görünürdü, görüntüsünden görünürdü, yaşından değil. Siz Cansu'yu kıskançlıkla vurmaya çalışırsanız ben de sizi 35 yaşta vurmaya çalışırım. Ben demedim ki öyle bir şey. Elif sen de ben seni anlamıyorum Elif. Yani bir hafta başkasın, bir hafta başkasın, dün başkasın, hayır, bugün ben başkasın. Dün onaylıyorsun, bugün karşı çıkıyorsun. Evde ne düşünüp geliyorsun sen? Ben anlamıyorum seni son zamanlarda. Dün yok, savunuyorsun, bugün karşı çıkıyorsun. Bak nedir şu an yani? Senin kıskandın falan lafını sadece şey yapıyorum hani o seni kıskan... Ben demedim ki bunu, bak bunu başkaları söyledi yani. Tamam başkalarına mı? Söylüyorum Cansu buradan, ben sana benim demiyorum. Benim onu kıskandığımı düşünmesi için beni kıskanıyorsun demesine gerek yok. Bazı söylediği sözler oraya gider, zaten eşitleri kıskanıyorsundur. Onu valla sen bir şey söyleyeyim mi? Bence sen malzeme arıyorsun Cansu. Sen kendine malzemeleri. Aynen, sen oyunu kuralına göre oynuyorsun. Ha? Ve sen kendine kesinlikle malzeme aradın. Evet, bana bunlarla gel yavrucuğum. Aynen. Ya işte bak ne diyorsun. Demek ki dün söylediklerinin altında yatan tehlikeli lafı buna göreydi. Demek ki sen bana nasıl geleceğini biliyordun. Bunun karşısında da bir tehlike göreceğini fark ettin. Bunun üzerine de benim üstüme gelmeyi seçip gelmişsin zaten. Ama dur yavaş gireyim şimdi, ilk günüm yemeğime de yansımasın demişsin. Ondan sonra kritiklerde açıldın, ikinci gün alıştın biraz daha biraz daha derken seni haftaya görürsek burada bambaşka bir Yağnur göreceğimizden adım gibi eminim. Benim gördüğümü burada herkes gördü. Sevgili Hanım'ın ağız burun kıvırmasını sen görmedin mi? Ağız burun mu? Hayır. Aynen. Ağız burun falan kıvırmadı. Hayır yani. Ağız burun kıvırdı gayet. Beni içeriye gelince sen... Benim ağzım sen, açıktı orada. Annemle ilgili ne gördün onu da anlamış değilim. Sen ağzını açmış Sevgül Hanım da ağzını böyle yamulta yamulta. Yani yamulta falan. Yamulta. Zaten 35 yaşında kadın onu mu kıskanacak diye yorumu da var. Yani karşısında farklı yorumlar görünce ben böyle bir şey söyleyebilir. 35 yaşında değilim. Siz de gördünüz. Benim iki çocuk annesi olmamı ya da yaşımı hepiniz burada ilk geldiğimde şaşırdınız. Hepiniz bana güzel iltifatlarda evet, bulundunuz. Evet. Bence sizin yani senin düşüncen değişti. Neyle ilgili gördün, düşüncem değişti? Sen izledin, gördün, izledin. Neyi? Beni. Tıpkı ben geçen haftayı da izledim. Ha. Geçen hafta mesela Rümeysa geldi. Rümeysa'ya dedin ki... İşte çok güzel kız, öyleyim böyleyim. Rümeysa dedi ben yok gibi davranıyorum. Evet. Cansu'yu görmemezlikten geliyorum. Doğru mudur Rümeysa? Evet doğru. Doğru. Böyle evet. Söyledin. Evet. Aynen. Rümeysa güzel, hoş bir bayan diye. Aynı şekilde ona da ya yakın olmak istedin. Bana da ilk geldiğinde yakın olmak istedin. Ya da karşını alıp tartışmak istedin. Sen malzeme arıyorsun, bana bunlarla gel diyorsun. Sen zaten kendini anlatıyorsun. Benim söylememe gerek yok. Hepimiz burada görüyoruz Cansu'cum. Sen burada buraya fikrini oluşturup gelmişsin. Yine diğerleri gibi izleyip gelmişsin. Sana burada geldin. Bak ben burada durduk yere kimseyi karşıma almam. Aç izle. Kimse bana böyle gereksiz yere yorumlar yapıp fikirler yürütüp beni konumlandırmadığı sürece ben burada kimseye yürümem. Kız hayranlıkla bakmış, beğenmiş. Siz onu tamam. Evirdiniz, çevirdiniz. Cansu'nun kıskançlığına getirdiniz. Ben çevirmedim. Cansu'nun izler çevirmedim. Ben çevirmedim. Şeyi ben o şekildeydi. Ya siz seyretmediniz mi? Ama siz 35 yaştan vurdunuz. Var mıydı öyle bir kıskançlık havası var mıydı? Kız böyle bakıyor. Kaldı ki kendisi de orada izah etti. Ben dedi Reyhan'ı beklerken başka biri gelince böyle bir bakı kaldım dedi. Kıskanmış olsa farklı hareketler yapar. Ağız kıvırır, burun kıvırır. Daha sevgili yenemezsin sevgili. Bir ya her çeker. Neyse yani. Yenemezsin sevgili. Kaldı ki yani gelinin de bana göre kıskanılacak bir şey yok. Benim gibi bak benim de artist fıstık gibi gelinim var yani. Ya ben hepsi size güzel, zaten hepsi. Diyorum. Yani. Hepsi hayır, güzel maşallah. Ki? Hepsi güzel maşallah. Herkese merhabalar. Canım eşim. Sarı papatya, maviş gözlüm. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Seninle 3 yıl değil, 5 yıl değil, onlarca, yenilerce yıl mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Uğur meleğim benim. Seni çok seviyorum. Her işte başarılı olduğum gibi, orada da başarılı olacağından canı gönülden eminim.
hepimizin gönlünü fethettiğin gibi oradaki izleyenlerin, seyircilerin, tüm takım arkadaşlarının da gönlünü fethedeceğinden eminim. Hepinize başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Öpüyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sizin bugün evlilik yıl dönümünüzde değil mi? Evet. Anam. Çok güzel bir sürpriz oldu. Ağlayınca dayanamıyorum. Sonra yalnız ne kadar yakışıyorsunuz şu an. Ben de ağlayacağım. Onu fark ettim. Ya. Yakışmıyorlar mı? Çok yakışmıyorlar mı? Evet. Yakışıyorlar evet. Çok güzel olmuş. Kız ağlama ne güzel. Bugün senin en güzel günün. Ağlama. İlk defa evlilik yıl dönümümüzde ayrıyız. Ben de onu çok seviyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Onu kaderime yazan Rabbime çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok duygulandım. Ana! Çok teşekkür ederim. Ay. Ne güzel işte bak anı ne oldu. Evlilik yıl dönümünde farklı bir şey kutlama olmuş oldu yani. Aynen. Ne güzel çok işte. Çok teşekkür ederim. Güzel eşim Sarı Papatyam, seni çok seviyorum. Hep bana Sarı Papatyam der. Yine inceliğini yapmış. Çok teşekkür ederim. Size de ikram edeyim mi? Kızlar yer misiniz? Ay alamam ki ne o? Çikolata göndermiş. Aa şeker. Kalsın. Şöyle koyayım. Kızlar siz de yer misiniz? Evet. Anam bu da çok ağlak ya. Dünden beri ağlak. Yani iki günden beri ağlatıyorsunuz. Sen Burcu'n ne? Ben almayayım. İkizler. Aa. Ben almayayım ki zahmet etmeyeyim. Çok teşekkürler. Üst üste geldi. Bu da uğurum olsun eşimden. Oğlumla kızımın fotoğrafını yanına koyayım. Canım benim. Şey mi böyle sürekli ağlar mı gelinin? Yok. Duygusal olduğu vallahi zaman. İki gündür. Duygusal oluyor ama duygusal ikizler. Olduğunda ağlar. Allah mest etsin, Allah ayırmasın. Amin, çok güzel şey amin yaptılar. Canım. Ben de gideyim bir gelinime bir sürpriz yapayım güzel hadi mavişime. Hadi, güne hadi güne. Bakalım. Evlilik hadi. Yıl dönümü sürprizi mi? Ha, kutlayayım onu. Hadi hayırlı eşi olsun. Yok burada. Duygusal oldular hepsi. Ana o da kutlamaya geldi. Yine ay ağlayacak canım kızım yapmayın benim. Ya. Kız ağlaya ağlaya bir ağlamışım benim. Ağlaya ağlaya. Sarı gelinim benim. Teşekkür ederim. Ay canım. Canım şunu koy şuraya. Çok teşekkür ederim. Masana koy. Teşekkür ederim anne. Senin. Hadi. Hepinize ayrı ayrı. Sen de oğlanı iyi ki bana doğurmuşsun. Canım benim. İyi sen ki. Sen benim bir tanecik büyük gelinimsin. Biliyorum. İlk göz ağrımsın. Biliyorum. Seni aldığıma hiçbir zaman pişman olmadım. Tamam anneciğim. Kız sevgili hanım hem dükkan hem de ot doldurmuş içine. Bu neyle Allah'ını seversen? Bir bak dikkatli bak ona. Sen de kuş koymuş içine. Hayatım herkesin çiçek anlayışı farklı. Aynen dükkan. Kaynana dili falan da mı vardı? Oh, ne vardı evet, orada? Evet kaynana dili de vardı. O neyle ya? Kendini mi göstermiş acaba orada bir anına? Valla dükkan doldurmuş baksana. Şimdi kadınla da biraz dostluğumuz iyi oldu. Şimdi söyleyeceğim, bana saldıracak. Ne yaparım? Sen söyle bari. Ben söyleyeyim, senin aran bozulmasın. Aran bozulmasın. Sen bir söyle de ki o nedir? Ot doldurmuşum, bir de dükkan. Benim fikrim o değil ki. Ben senin şeyini söyledim. Tamam, ben dedim o dükkan mükan, sen kaynana dili dedin. Sen bari söyle de. Şimdi bir iki günlüktür bozulmasın aramız. Ama kaynana dili de bir çiçek de. Niye kaynana çiçek dili gibi baksana dikan sade. İki tane torun verdim bana. Ne mutlu bana. Büyüttüm onları güzel. Güzel güzel. Allah'ın izniyle inşallah onların da gelinliklerini, damatlıklarını görelim. Hadi çok öptüm. Kolay gelsin. Ben de seni inşallah. Öptüm. İnşallah Allah aranızdaki bağ hep daima böyle. Aa, aynen aynen. İnşallah amin. Hepimizin kızlar. Cümlemizin inşallah. Onlar bize hep destek. Hepimize eminim sizlere de anneleriniz. Onlar el kol kanat. Onları Allah başımızdan eksik etmesin. Amin.
Nilgün Hanım. Ha canım. Ziyafet Hanım diyor ki. Ziyafet Hanım derse ben desem ben kendim ama söylerim. Ama senin fikrin. Tamam bak benim fikrim. Ben diken dedim. Diken ot doldurmuş götürdü. Kız dedi o ne dedi. Otu dikeni doldurmuş götürdü geline dedi hediye diye. Ben hayatım dedim. Ben burada orkide bulamam. Nereden bulacağım? Masanın üstünde ona uğur getirsin ya, diye. Tamam. Onu götürdüm yavrum. Ben ne dedim? Ben de dedim ki daha yeni. Dedim yeni misafir. Kaynana dili falan diye dedik. Hayır o uğur getirsin diye onu. Yani ben de. Ondan sonra ama ondan kendim uğur olmaz. Ya, ondan yaptım yani. Bir dakika ben senin aramı bozmamak için ona söyledim. Dedim misafirimdir yeni gelmiş. Bak, bak, bir de bak. Yeni oturdu. Sen bak, söyle o gene beni saldı seni. Olacak. Bak itiraf da ediyor ama görüyor musun? İtiraf ediyorum da ben doğru doğru insan. Bana ne kız kendi fikrini kendin söyle. O da dedi ki kaynana dili var dedi dükkan gibi ne yapmaya çalışıyor. Burada orkide götürüp ama dedim bakamayacak. Ki, kaynana dili de dedim bana göre o da bir çiçek dedim. Evet. Yani teşekkür yani ederim diken, ama diken şu da ve bayağı şunu da bilin. Vallahi içiniz fesatmış. Eleştiri kabul etmiyorum. Kıtır kıtır dediğine 5 verdin ama. 5 puan bakalım kime gidiyor. Ve kaldırdık. Seni fark etmek zorunda mıyım ben ya? Ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Hiç tarzım değil bak. Annemin üslubu çok yanlıştı. Kendisi de çok yanlış bir insandır. Az daha tabağı kesiyordun orada patatesi keseceğim diye. Ya 35 yaşında gelinin neyini kıskanacak? Kıskanma hareketini kapatmak için yaş konusunu açtı. 5000 kere söyledim ben bunu. Ben zaten ön plandayım. Dansı sağ gösterir, sol verir. Ziyafet abla biraz katılıyor gibiyim şimdi izledikten sonra da anne. Oğlu övdü, annesi yerdi. Seni çok seviyorum. İyi ki de çocuklarımın babasısın. Fatih Bey çok ağlattınız. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçirmedim yani. Bu arada kayınvalidemin de çiçeğine bakamadım ama. O neden kaktüs var içinde? Kaktüs mü var? Anne. Neden kaktüs? Çok iki gün boyunca kadını dün dediniz ki yok şey gelinin sana şey dedi patavatsız dedi yok öyle dedi bileziklerin bir tanesini takmam dedi. Kadın kalkmış bana kaktüs getirmiş. Ha bizden ötürü. Demek ki o da bunu düşünmüş yani sonuç olarak. O da biraz bozuluyormuş. Yani. Aksini düşünse o da demek ki şey yok, yapıyor. Benim annem yapmaz kondurmuş öyle şey. Kondurmuş demek ki sana anladın mı? Benim annem yapmaz öyle şey. Kız belki o çiçeği seviyordur diye onu getirmiştir. Eline siz tutuşturmuş olmuyorsunuz kızlar. İşim gücüm yok. Gideceğim o çiçeği alacağım bir de tutuşturacağım. Vallahi hiç vaktim yok onunla uğraşacağım. Dünkü üçünüzün birlik olmasından sonra hiç şaşırmam. Merhaba arkadaşlar. Yeni kaynana gelen kaynana benden sorumlu. Kaynana koltuğuna hoş geldiniz. Şimdi yeni gelen kaynanayı yorumlayacağım. Gözlükleri tak, saçları önde. Güzel bir bayan, çok hoşuma gitti, sevdim. Neşeli, normal, iyi. Ya ben diyorum ayağını çek yukarıya, ayağını uzat, rahat sanki evde oturuyor minder gibi. Salınmış, ya diyorum toplan. Bir daha toplan ya, bir daha salınır. Kız dedim sen evde mi oturuyorsun? Bir toplan ya. Ayaklar da çil çil bak böyle atıyor üst üste. Ya dedim millet seni izliyor, yayılıyor. Yani inşallah düzelecek, dur bakalım. Alışacak, yavaş yavaş alıştıracağım onu. Benim fikirlerime saygı duyuyor, beni sevecek o. Bundan iyi anlaşacağız. Yani inşallah öyle olur. Öyle tahmin ediyorum. Sonra döner ne yapar bilemem.
oturuşuna da biraz dikkat etse, sarılmış kendini Mevlam kayırsın. Sanırsın kendi ayakkabılarını çıkarıp yayılmıyor. Kalkmış ama ayak söylüyor. Sevmiş, ama onun sevmiş. Rahatsızlığı var Cansu, ondan çıkarıyor yani. E tamam ama sonuçta rahat ettiği için de. Demek ki belki o kadının da rahatsızlığı var. Nereden bilebiliriz ki bunu? Ya Ziyafet teyzenin genel şeyi bu. Öyle esprili bir dille söylüyor. Ziyafet teyzenin genel şeyi ne biliyor musunuz? Ziyafet teyze her şeyi kendi yapıyor. Ama başkasına gelince kabul etmiyor. Yok, gayet iyi. Başkaları yapınca da hoşuna gidiyor yani. Elifciğim bak, istediği gelin modelini anlatıyor. İçimizden herhangi birine uyuyorsa bu model... aslında savunduğu şeyi de şey yapıyor, karşı çıkıyor, eleştiriyor, anladın mı? Sadece suçlamak için yaratılmış ziyafetteyiz. O senin düşüncen. Yani sen de bir katılıyorsun, bir karşı çıkıyorsun. Aslında benziyorsunuz birbirinize. Sen ayağını toplayıp oturuyordun ya. Tamam, ben ne yapıyorum? Burada ayaklarımı bak, böyle yapıyorum. Ben ayaklarımı topluyorum, sen de ben saklıyorum. Eteğim uzun, saklıyorum. Tamam, benim de uzun. Sen, bak, sen böyle yapıyorsun. Ha. Ay. Nasıl abartıyor. Ha. Toplan yani. Diyorum, toplan sen diyorum. Sen toplanıyorsun böyle. Nurgül Hanım topla diyorum, toplanı. Bir daha salıyor. Nurgül Hanım topla, bir daha salıyor. İşte yapmıyorum. Ben ne yapayım böyle. Yani? Çok da dikkat ederim, oturma. Yani düzelir. Ama sen... Böyle ayaklarına alıyorsun, oturuyorsun. O, ben, o hiç olmaz. Tamam, rahatsız benim o ayaklarım. O hiç olmaz ama. Ayaklarım asıl değil mi? Yine ağrır, mecbur çıkacağım, oturacağım yukarıda. Sen kendin ona bakarsan bizim de ayaklarımız ama ağrıyor. Ama bunun rahatsız değil. Bu salıyor kendini, Mevlam kayırıyor. Nasıl salıyorum? Böyle ha. Oturdum yok, işte. Yok bak, böyle güzel, harikasın. Orası sen biraz benim, ters geliyor. Evet, sen herhalde. Benim yanımda otur, düzgün oturuyorsun, derdi toplayayım. Hep evet, yanımda otur ha. Yanımda oturayım. Tamam hayatım. Tamam canım. Tamam. Yanımızda otur hadi. Tamam. Çok tamam. İkili olduk benden sen. Süperiz. Çok süper aynen. Oldunuz. Aynen. Süper. Ziyafet teyzem benim seviyor böyle şeyleri. Ama onun dışında olumlu şeyler söyledi ya. Sevmiş. Sevmemiş değil. Yani sevmiş. İlerleyen zamanlarda da seveceğim diyor ya. Eğer tabii değişmezse. Diyor, hareketleri değişmez. Vallahi bizden yana bir değişiklik olmaz. Biz olduğumuz gibiyiz. Yine söylüyorum. Ben bir öyle bir böyle değilim. Sen bir öyle bir böyle değilsin. Nasılsın biliyor musun? Nasıl? Sen anladığım söyle. Kadarıyla. Ben hep seni söylüyorum. Sen de biraz beni söyle. Evet, şey gibi geldi bana. Henüz emin değilim ama dünkü şeyden sonra da biraz şekil almaya başladı. Sen önden mesajı veriyorsun ama gizli mesaj veriyorsun. Sonra açıyorsun mesajı. Ama zamanını bekliyorsun. Diyorsun ya sen de demek ki bana dediğin gibisin. O oyununu kuralına göre oynuyor falan demişsin ya. Asıl sen beni rakip görmüşsün. Kendini böyle görüyorsun. Beni de öyle görüp kendine rakip seçmişsin diye düşünüyorum ben. Ben burada Cansu'cum kendimle yarışıyorum. Zamanla yarışıyorum. Kendi kişiliğimle, karakterimle yarışıyorum. Yemeği ne kadar doğru düzgün yaparsam... İyi yemekleri, iyi puanlar alırım. Hanımannem de benim puanımı verir ve ben burada kalırım. Ben burada evet hepinizle yarışıyorum ama daha çok kendimi rakip görüyorum. Kimseyi de rakip görmüyorum. Geliniz sizden habersiz. Sizin arkadaşlarınızla beraber organizasyon yapıyor. Yani bir organizasyon yapıyor ve buluşuyor. Fakat sizi çağırmıyor. Siz bu durumu sosyal medyadan görüyorsunuz. Bakıyorsunuz, aa bunlar gidiyorlar, sizin haberiniz yok. Ne yaparsınız? Benden habersiz benim arkadaşlarımla. Evet. Aa biner atlar taksiye giderim valla. Siz ne yaparsınız? Valla ben öyle bir şey oldum, ben tepki veririm. Üzülürüm yani, kızarım. Hani niye ben bu sosyal meydandan görüyorum, ediyorum. Hani bunları bana niye açıklamadın ya da niye benden gizledin diye ben çok kızarım. Üzülürüm. Aa. Üzülün yani. Sen de mi üzülürsün? Ben yok, ben üzülmem. Ne yaparsın? Ben ne yaparım? O benim arkadaşlarımla gitti. Ben de onun bir sevmediği arkadaşı var. Hiç sevmiyor. Ben de onunla giderim, çay içerim, yemek yerim. Siz? Valla benim üç tane kankam var. Manisa'da bize altın kızlar derler zaten. Mutlaka onlara haber verir ama o arkadaşlarım kesinlikle bensiz gitmez. Ben gelinim. Ortada kalır yani. Ola ki gitti. Gitmezler ki. Arkadaşlarım gitmez.
Sen şimdi yani geline arkadaşlarıma güveniyorum. Geline güvenmiyorsun. Gelinime güvenmiyorum. Bu konuda. Evet. Yine gelin kaynana değil mi? Yani arada bir şey var yani. Olmaz mı canım? Var oluyor yani. Azıcık. Azıcık oluyor. Azıcık oluyor. Değil, çok var. Ne azıcık? Var değil mi? Tabii var. Oluyor maalesef, yani. Oluyor. Ah inşallah olmaz. Gelin ve kaynanasına kimse girmez ama bu asırlardan biri var. Var, evet. Perde kapansın. Var, var. Perde kapansın. Kayınvalidenizin en yakın arkadaşlarınızı toplayıp dışarıda bir organizasyon yapıyor. Siz sosyal medyadan öğreniyorsunuz bunu. Ne yaparsınız? Yani şöyle bir şey yaparım. Hemen ben de Fatih Bey bir selfie çubuğunu alırım. Kendime doğru çekerim. Güzel güzel tatlı tatlı dokundurarak anneciğim ve sevgili en yakın arkadaşlarım beni çağırsaydınız. Ben de orada olmak isterdim ama ben şu anda çalışıyorum. Meşgulüm ama size bol hayır, bol sen şeysin, eğlenceler yok. Rahatsın. Sana haber vermeden sen evde otururken abi bakıyorsun kayınvaliden almış toplamış arkadaşını gitmiş. Yani bayağı kızarım herhalde. Bozulurum. Kızarım. Bozulabilirim arkasında. Ben de onun arkadaşlarını toplayıp ona aynı şekilde yapabilirim. Sen Cansu ne yaparsın? Vallahi koşar aynı yer. Neredelerse hemen etiketlemişlerdir zaten. Koşar ben de giderim hemen. Ne bekleyeceğim? Eğlenecekler orada kaçırırım ben de. Kaçırmamak için çıkar hemen ben de giderim. Sonra da kızarım hepsine. Beni niye çağırmadınız diye. Söyle hayatım. Büyük trip atarım herhalde. Ben o tarz şeylerden hoşlanmıyorum. Yani ben etrafımdaki herkesin beni sevdiğini yoğun hissetmeliyim ve her ortamda istenmeliyim. O şekildeki, yani o şekilde istiyorum etrafımdakileri. Bayağı tavrım büyük olur yani. Nilgün Hanım, zaten geliniz böyle bir şey yapsa siz alınmazsınız. Neden? Şundan, dün padavansız dedi size. Olabilir dediniz. Falan tamam dediniz, da, filan dediniz. Ona bile alınmadınız yani. O padavansız kelimesi ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sizin gelinler ne dedi? Yumuşatmaya. Dobra dediler. Tamam. Ondan sonra ne dediler? Başka bir şey daha açık söylediler. Sözlü, açık dobra. Açık sözlü. Dobra. Patavatsızın eş anlamı bu değildir ama. Evet değil ama bizim gelinler. Bir dakika değil. Şimdi değil. Öyle. Ben normal şekilde söyledim. Normal siz patavatsızsınız yani kabul ediyorsunuz. Ne olacak bu patavatsız kelimesinde? Yani söyledim. Çok normal. Söylediğimden de hiç gocunmuyorum. Patavatsızlık buysa. Aa yaptınız. Yani sen de yapıyorsun zaten onu yapıyorsun. Ha söyledim. Söyledim ha, yani. Söylemedim değil. Yani o da bana patavatsız dedi. Tamam yani sen kabul edersin yani. Patavatsız yaptığını yani, kabul ediyorsun. Tabii canım. Yani, onda bir şey yok. Onda bir şey yok. Evet sen patavatsızlık yapmış olabilirsin. Sen bir kayınvalidesin. Burada patavatsız. O zaman siz var ya gelin kaynana patavatsızsınız yani. Kalktı gelinin de orada dedi ki işte patavatsızca konuşuyor kayınvaliden. Esas evet, kabul gelin, gelinin patavatsızca konuşuyor. Kadın zaten kabul ediyor. Gece evet. Yarısı insan tamam. Evden kovarsa. Olabilir. Olabilir. Bunun bir anlamı yok zaten patavatsız. Tamam. Hayır onun dediğini kabul etmiyorum. Bunun incesi ne yani? İnce kelimesi ne? Kibarı ne? Öyle değil. Kibarını söyle sevgili hanım. Kibarını yok patavatsızın incesi kalını yok. Patavatsız patavatsız demektir. Tamam o zaman bu gelinim bana söyledi patavatsız diye. Ne var bunda? Bir şey yok bunda yani. İyi canım yani sana göre bir şey yoksa yok bize göre de hava olsun. Yani birbirinizle patavatsızlık yapar yapar oturursunuz bize de malzeme çıkar bu kadar basit. Dün hani demiştin ya ben bebeğimi kırklı bırakıp gittim çalışmaya. Aynen. Bize onu birazcık açar mısın? Hani niye tabii, böyle anlatayım. Bir mecburiyette? Şimdi kızlar benim mağazam var. Oğlum 1,5 yaşındayken mağazayı açtık. Mağazada da bayan mağazası olduğu için otomatikman sen durman gerekiyor. Eşimin ayrı bir işi var. Hemen 2,5 yaşındayken oğlum ikinciye hamile kaldım. İkinci bebeğim oldu. Bu sefer dükkan iyice yoğunlaştı. Dükkan 4 yılı buldu. Mecburen 40 günlükken kızımı babaannesine bıraktım. Zaten emziremedim. İki çocuğum da emmedi. O da hep içimde bir yaradır. Buradan hep emziren annelere imrenmişimdir. O anne sütünün faydasını her zaman söylerim. Benim çocuklarım mamalı çocuktu.
O yüzden kayınvalidemin emeği çok. Ona da ayrıyetten bu yüzden minnetim de çok. Peki yani pişman mısın bıraktığına gittiğine hani? Ya şimdi mecburiyetler olduğu zaman Elifciğim tabii ki de içinde pişmanlık oluyor. Yani diyorsun çocukluğumun küçüklüğüne pek şahit olamadım. Onun büyüdüğüne hep ilk babaannesi şahit oldu ama mecburiyetten sonuçta yani çalışmak zorundasın. Onların da sonuçta bir hayatı var. Peki, ve senin de sorumlulukların var. Ben açıkçası eşimle birlikte çalışıyordum o zamanlar. Biraz da hem erkek hem kadın oluyorsun. Ama eşim de evde hem erkek hem kadındır. Çok yardımcı olur bana. Biz böyle birbirimizi dengeliyoruz. Benim geline güzel dediniz. Arkasından mütevazi olmasını bekledim. Hayır öyle söylemedim. Dedim ki güzelliğinin farkındasın. Evet, evet. Güzelsin ama biraz da mütevazi olmayı öğrenseydin keşke dedim. Vallahi beni de herkes çok beğeniyor, çok güzelsin diyor da hanımefendi güzelliğinin farkında da birazcık da mütevazı olsun. Geçen hafta size 2 oy verdiler. 2 kişi vermedi. Evet. Siz mütevazilik yapmadınız değil mi? Niye bana vermediniz dediniz? Hayır, yanlış seyretmişsin. Niye bana vermediniz demedim. Şöyle dedim. Orada 4 tane gelin var. Evet. Dedim ki bu 2 tane oy veren gelin kim? Acaba 2 tane de oy vermeyen gelin kim? En güzel kayınvalide Sevgül. 2 oy. 2 oy. Ay. Allah Allah. Kimmiş bu? Sevgül Hanım dur. Geçen hafta ne dedin sen? Hı. 2 gelin güzel dedi. 2'si demedi senin tansiyonun çıktı. Niye bana 4'ü de güzel dememişler? Sana mecbur mudur güzel diyecek? Seni güzel gören de var, görmeyen de var. Çok da güzel değilsin zaten. Neren güzel ki şimdi. Sen 4 gelin de güzel bekliyorsun. Hayır şimdi demek ki siz espriden de anlamıyorsunuz. Bundan sonra size... Yok espri demedim vallahi. Yok. Normal dedin. Yok. Bak bandı izlettirim seni. Hiç yapmayacağım bir ne şey. Ne dedin? Orada ben espri katmak istedim. Yok, demek ki siz espriden de anlamıyorsunuz. Surat ifadeni görmedin herhalde. Aa ikisi niye vermedi? Gülerek bu şaka ne? Yaptım. Bilmedi şaka yaptım. Şaka gülerek söyledim. Yok. Gülmek de yok. Kız dedim bu iki oy vermişler dedim. Bu dedim 2 oy vermeyen gelin kimmiş dedim. Evet. Aynen böyle evet, söyledi. Ne demek sen de Sevgül'ün yanında oturdun Sevgül gibi oldun. Evet. Ama doğruyu söylüyorsun. Evet. Aynen ben hareketi de yaptım. Dedi. Sen Sevgül'ün yanında 1 saat olmadı otur Sevgül gibi oldun. Ben gel bu tarafa. Oturacağım. Niye oturacağım ama doğruyu konuş. Öyle tamam dedi, doğruyu demedi. Konuşuyorum. Doğruyu söyledi. Hareketini bile yaptım. Beni yormayın. Bak beni yormayın hastayım. Düzgün söyledi mi söylemedi söyle Allah'ın seversen. Ama bu şekilde söyledin ve tamam söyledin daha tamam aynı geçti. O şekilde söyledin. Çok da güzel söyledin. Yerindeydi vermeyen ciddi de ciddi de söyledin. Yani, vermedi mecbur değil ki verme herkes. Çok güzel oldu yemeğim. Bir. Alıştık. Sana kalsın sen hep çok güzel. Güzel asla ama, aksini iddia edin. Ama yalan mı? Kötü mü yapıyorum? Bir tatmadım. Ne zaman kötü ama, yemek yaptığımı gördüm. Bak talihsizlik olur yaparım ama genel tamam olarak işte, ben de talihsizlik yemek olunca talihsizlik olduğunu ama kabul etmiyorsunuz. Ama talihsizlik oluyor. Hayır canım da adapte yok. Sorunu yaşıyorum. İkinci haftan ya. Ayıp ya. Zor adapte oluyorum öyle diyeyim. Ben senin ilk haftalarını izledim. Sen de gayet zor adapte olmuştun. Yok sadece evet, gayet ilk gün düşük puan bir de almıştın. Üçüncü gün. Tamam ben de işte ben de bir İyi gün... İyi de düşük puan alıp almadığımı sormuyorum ki. Ben bir sürü yaptığım en güzel yemekle burada en düşük puan aldığımı şimdi da hatırlıyorum. Senin burada durma süren de bizim durma süremiz peki? Bir değil ki. Hayır bu aynı şey değil ki. Bu senin için geçerli. Senin ikinci günün. Sen yapabilirsin ama o 2 haftalık yapamazsın. Sadece mutfağı tanımamandan kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ama baştan biridir. Sürekli yapıyorsun bunu. Efendim? Sürekli yapıyorsun yani. Elifciğim ikinci kez burada bir şey yapıyorum ve ilkinde hayır, ben kendim açtım. Hayır sen evde hiç mi yapmadın arkadaşım? Tamam benim. Fırının açma kapama tuşu düğmesi aynı şekilde değil. Bende 2 tane tuş var. Bu. Bak orada işaretleri var. Dikkat etmedim. O sabit kalıyor diye hatırlıyordum ve öyle kaldı. Bu kadar. Bugünü konuşalım. Ya niye geçmişe bu kadar takıldınız? Geçmişten konuşacaksak bak nasıl yaprak konuşturmuyor. Bak. Geçmişten konuşacaksak sen yaprak sarması gününe gidelim. Sen. Evet. Sayemde aldın o 5 lirayı. Sen o yaprakları öyle göstermeden ben göstermeden koysaydın oraya göstermeseydin arkadaşım göstermeseydin yarışıyoruz vallahi deseydin. Evet göstermeseydin. Zaten başıma bu kadar kalkacaksın hiç göstermeseydin nereden keşke. Sana ya.
Ben de bilseydim senin sarmadan beş aldım diyeceğim. Yapıldığı zaman bu kadar başa takılmalı mı? Ama o zaman da sen sürekli Cansu beni düşünerek yaptı dedin. O zaman Cansu söyleseydi. Cansu beni düşün. Yine söylüyorum. Cansu'ya o gün için teşekkür ediyorum. Ama daha sonrasında eğer ben yaptım, benim sayemde aldın, şöyle böyle diye cümleler devam ederse teşekkür biter. Yardım da gider. Öyle bir şey yok yani. Bugün de dünkü gibi gelinin olmamış yemeğine beş verecek misin? Tabii ki vereceğim. Tabii ki önemli vereceğim. Önemli olan gelinimin yaptığı yemeğin bulmak. En önemlisi isterse kötü olsun. Gelinimin yaptığı yemeği buldun mu? Kötü hissettiğim anda. Kötü olduğunu kabul ettin ama değil mi? Yani dünkü yemeği. Benim için güzel. Benim için çok güzeldi. Bulamazsanız ama da. Ya bulurum. Yine. Allah nasip etsin. Bulur tabii, kötü yemeği bulmak zor değil ki. Ben de bulurum kötü yemeği. Ya kadın, o zaman helal olsun. Bulur verir, helal olsun. Hayatım zaten bulurum kötü yemeği yani. Bulmak zor değil tamam ki. Işte. Ama format ne? Format gelinin mi? Yemeğini bulmak değil mi? Helal. Sen de bulursan sen de vereceksin. Sen bulursan sen de vereceksin. Sen bulursan tabii sen de ver. Hissettiğin zaman vereceksin. Valla ben kötü veriyorum. Yemeği kalkıp da 5 puan vermem. Ben veriyorum. Vermedim. Hiç kötü yemek yaptığı gün olmadı vermedim, mı? Vermedim, vermem. Kötü yaptığı zaman da bir verdim, iki verdim, vermem. Ben veririm vallahi. Gelenim. Hissetmedin mi yani o yemeği? Ben hissettim. Ben verdim. O anda hissettim. Ha, belki şimdi benimkine bir veririm. Hissetmem. Tabii, olabilir. Doğru değil mi? Oluyor, seninkine oluyor. Beş veririm. Tabii, oluyor. İnşallah, şey inşallah verirsin. Öyle de oluyor. Ama olmuyor. Kötü de olsa, güzel de yapsa, burada bizim kayınvalideler olarak gelinin yaptığı yemeği bulmak. Biliyorsunuz ne kadar muhteşem olursa olsun, evet. Kayınvalideniz, kaynanalar, onlar puan veriyorlar. Biz burada çok çiğ patates yiyen kayınvalideler gördük. Beş verenler gördük, o çiğ patates yiyenlere. Katır kutur yiyip de ay çok güzel olmuş diyenler gördük. Neler gördük ki neler, ciddi söylüyorum sana. Yine İzledim ben Yağmur. De. Seyrettin izledim, mi? İzledim. Yanına, bakmışız canım. Çiğ bir dakika kalanına. Kızlar. Yağnur televizyonda izleyip geldi. Bir izleyici olarak geldi. Biz burada onları yaşadık. Ne düşündün onları görünce? Yani şöyle, burası kazanmak son için geliyorlar. Gelin kayınvalide olarak kazanmak için geliyorlar. Şimdi gelini biliyor, gelini yemek yapamaz. Patatesi pişiremez. Çiğ patates yapar, yakar, eder. Eğer yarışmacı olan hanımanne gelinin nasıl yaptığını biliyorsa, yani onun yemek yapamadığını biliyorsa, ona 5 veriyorsa doğrudur bu. Bana kalırsa gelinini bulmuş oluyor. Ama onun sonrasındaki puanlamayı stratejik olarak mı yapar yoksa vicdanını eline koyup dürüst mü davranır, o onunla alakalı. 5, 4, 3, 2, 1, süre bitti. Evet, konuşmamıza devam edelim. Hayır bak şimdi, bunu yapıyorsun tamam. Ama söyle, diyor ki iddiayla çok güzel olmuştu, o yüzden verdim diyor. Anladım. Olmaz anladım. Diyorsun. Aynen, kesinlikle olmaz. Cansu katılıyorum Cansu'ya. Ve bu kötü yapan insanlar ki onlar da kötü yaptığını biliyor, yapamadığını Hayır. biliyor. Yarın şansa yemek yapıyor. Sonra biri gelip ona yüksek puan verdiğinde de, ay düşük puan verdiğinde de çıldırıyor Hayır. olmuş yemeğine. Dürüst davranacak yani, sonra diyor ki vicdansızsın, adalet, sen yapıyorsun, kabul etmiyorsun, yarın oluyor, onu eleştiriyorsun. Evet. İnsan çıldırıyor. Çıldırıyor, tabii, doğru. Çok çıldırdı Cansu. Evet, Cansu çok çıldırdı. Yemekler pişti. Ne yapıyoruz? Sunuma geçiyoruz. Bugün asla eleştiri kabul etmiyorum. Kıtır kıtır dediğine 5 verdin ama. 5 puan bakalım kime gidiyor. Ve kaldırdık. Seni fark etmek zorunda mıyım ben ya? Ya niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Hiç tarzım değil bak. Annemin üslubu çok yanlıştı. Kendisi de çok yanlış bir insandır. Az daha tabağı kesiyordun orada, patatesi keseceğim diye.
Yani 35 yaşında gelinin neyini kıskanacak? Kıskanma hareketini kapatmak için yaş konusunu açtı. 5000 kere söyledim ben bunu. Ben zaten ön plandayım. Fransız sağ gösterir, sol verir. Ziyafet abla biraz katılıyor gibiyim şimdi izledikten sonra da anne. Oğlu övdü, annesi yerdi. Seni çok seviyorum. İyi ki de çocuklarımın babasısın. Fatih Bey çok ağlattınız. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçirmedim yani. Sevgili seyirciler, Gelinim Mutfak'ta salı günündeyiz ve puanlama zamanı geldi. Bu puanlama zamanında gelinler neredeyse heyecandan böyle kemiklerini, tırnaklarını paralıyorlar. Bakalım bugün en yüksek puanı artık hangi gelin alacak ve o çeyrek altını hangi gelin yakasına takacak? Vakit kaybetmeyelim, hemen ilk kayınvalideyi çağırıyoruz. Nezahat Hanım, buyursunlar. Patatesli porsiyon musakka efendim. Buyurun. Patates pişmemiş, kıtır kıtır ediyor. Öyle mi? Evet. Anladım. İkinci tabağa geçiyorum. Fena değil. Buna göre. Evet. Ama soğanları kıtır kıtır ediyor. Soğanları. Evet. Evet. Üçüncü tabak. Tane tane pişmiş çok güzel. Bu pişmiş evet. Diyorsunuz. Evet. Ve dördüncü tabak. Patates katır katır. Patates katır katır diyorsunuz. Puanlara geçelim. Bir veriyorum. Bir. Evet. Üç veriyorum. Üç. Dört veriyorum. Dört. Beş veriyorum. O zaman sizde ilk ikinci tabaktan başlıyoruz. Nezahat Hanım puanlarını verdi ve 2 numaralı tabağa 3 puan verdi. 3 puanı hangi gelin aldı? Kaldı. Rümeysa 3 puan. 4 puanlık tabak. Bu tabak kimin tabağı? Ve 3 numaralı tabağa 4 puan verdi. Nezahat Hanım, bakalım bu 4 puanı hangi gelin aldı? Hazırız. Kaldır. Elif 4 puan. Şimdi Cansu mu? Yağnur mu? Acaba kim aldı? Evet. 5 puanlık tabağa geldik. Ve bu 5 puanı hangi gelin aldı? 4 numaralı tabak 5 puan aldı. Cansu mu? Yağnur mu? Yağnur, Yağnur. Ve kaldıracak. Cansu 5 puan. Afiyet olsun. Kaldırıyoruz efendim. 1 puan Yağnur. Evet, buyurun. Denizaltı. Teşekkürler Nezahat teyze. Hafta sonuna kadar aynı performans lütfen. Bence adaletli bir puan. Bence kime göre neye göre? Neden? Niye nasıl beş? Adaletli? Mesela benimki pişti. Yok. Güzel kızardı biliyorum olduğunu. Benimkisi de pişti. Elif burada de zaten pişmeyen sadece Yağnur'un tabağı göründüğü senin kadarıyla. Senin patateslerin kalın kalındı zaten pişmesi ama pişti orada fazlasıyla. Yağnur'da 5 dakika kala attı onunkinin de pişmesi. Asla onu kabul etmiyorum. Fazlasıyla zaten burada kızarttım ve daha sonra. Fazlasıyla mı? Sen fazlasıyla burada kızarttın. Fazlasıyla burada kızarttın galiba.
Tatlım, hangisi daha kara, hangisi daha şey diye şey yapmıyoruz. Pişti mi pişti, ben buna eminim. Ne kadar çok kararırsa o kadar çok pişmiş demek olur. Ben de o öyle olunca yanık oluyor ama sende neden yanık öyle olmuyor tatlım? Kızartma, kızarttım ben onu. Hayır, ben çok de burada fazlasıyla kızarttım. Yanık o yüzden bugün asla eleştiri kabul etmiyorum. Anlamadım. Yanık tadı falan mı aldın benim tabağımda? O yüzden mi beş verdin? Yok. Hayır, yanık tadı almadım. Anne ya, seni ücretle Cansu'nun masasına. Şeyi güzel pişmiş, içi falan güzel, kıvamı çok güzel olmuş. Mezankinde biraz daha tabii ki Cansu'nunkinden şey buldum. Ne buldun? Biraz patatesi için. Benimki peki, orada Cansu'nun tabağına kıtır kıtır dedim. Benimkine de güzel dedin. Duydunuz kıtır kıtır kızlar mı? Evet dedi. Benim tabağıma mı kıtır evet kıtır dedi? Evet dedi. Sonra bana 4 verdi, ona 5 verdi. Tam kötü bir puan değil ama benimkine güzel dediniz. Cansu'nunkine de kıtır kıtır dedin yani. Patates kıtır kıtır. Patates kıtır kıtır diyorsunuz. Puanlara geçelim. Valla ben beğendiğimi... Yediğimi, çok ama benimkini söyledim. Beğendiniz, güzel dediniz. Sonra bak, ona geldiniz kıtır kıtır. Cansu'nunki de çok lezzetli olmuş. Ona notumu verdim. Seninki de çok kötü demedim. Kıtır kıtır dediğine 5 verdin ama. Sonra kıtır benimkine... kıtır derken ben de onu şu an merak ediyorum. Nezahat teyze neresi kıtır kıtırdı? Kıtır fazla kıtır derken şey. Yani değil. O anlamda değil. Hani şey olarak belki hani soğanı olabilir. Ama lezzeti güzel. Tadı güzel. Vallahi süre başladığında koydum, süre bittiğinde altını kapattım onun. Soğanı değildir. Neyden kıtır kıtır dedim ben anlamadım ama pişmemesi gibi bir ihtimal de yok. Soğandan dedim ben ona. Ama soğan da en başta güzel. Koydum soğanı. Kıyması falan domatesin çok güzel pişmiş. Suyuyla falan da pişti çünkü o yani. Sadece soğanda vardı. Hatta yediğimde bile kıtır etti ağzımda. Bence başka bir şey kıtır etmiştir senin. Yok abi. Zannetmiyorum. Soğan artık. Kıtır kıtır ettiyse ona ya, mı 5 puan verdi? Kıtır kıtır edeceğini zannetmem. İyi de diyorum ya, 50 dakikalık süre var. 5 dakikadan sonra 45 dakika pişen bir soğan kıtır kıtır olmaz Nezahat teyze. Ama belki ben lezzetimi söylüyorum zaten Cansu. Ama üstte şimdi fırına attık. Belki kızardı, orada kızarmış bir parça bir şey kıyma olur. Belki o zaman olabilir. Soğan olabilir. Onun kıtırı olabilir ama pişmemiş anlamında çünkü bir kıtırlıksa kabul edemem. Çünkü o kısımda o kadar içindeki hani kıymasıydı, soğanıydı. Ya ondan biri de olabilir yani. Ama. Tam ayrımına yapılmaz şu an. Ama lezzeti güzeldi. Ya lezzeti güzel. Pişmişti. İçinde evet. Bir kıtırlık geldi. Ya, onu aynen. Da fırındaki fazla kızarmış bir yerine veriyorum. Olabilir. Teşekkürler. Şey, bana niye bir verdin? Aa, patates pişmemiş. Pişmemiş. İçi? İçi güzel. Fena değildi içi. En kötü tabaktı. Ama sadece dedim bak içi fena değil ama patates pişmemiş dedim. En kötü tabaktı. Yani. Kıtır kıtır olana 5 verdim. Benim de patatesim kıtır kıtırdı. Bana da belki 4 verebilirdin. Hayda sen şimdi orada minnacık bir kıtırlıkla kendi kocaman patatesinin pişmiş bir yorumu tutuyorsun. O senin yorumun. Sen minnacık yorum bir kıtırlık derken... diyorsun. O dedi ki kıtır kıtır dedi. Sonra soğan dedi. Belki bütün soğanlar o şekildeydi. Hayır senin hayır tabağın değil. Bak dedim ki içi güzel ama patatesi pişmemiş dedim. Patates pişmemiş kıtır kıtır gidiyor. Öyle mi? Evet. Anladım. İkinci tabağa geçiyorum. 4 dakika kala attın zaten. Aynı mı tutuyorsun yorumu? Ama ben çok güzel kızarttım. İçinde çok güzel patates pişmemiş. Ya o kızarmış bir görüntü yok. İçi zaten normalde ayrı bir pişiriyorsun ama patates pişmemiş. Ya zaten buradan kesen. Ya yani o zaten içini yedim de güzel o ama patatesi pişmemiş. Ve sevgili seyirciler, birinci sıradaki kayınvalide geldiğinde zaten puanlarını verdi. Şimdi Nilgül Hanım geliyor, buyursunlar. Nilgül Hanımcığım, siz bana böyle çok gün yapan bir hanıma benziyorsunuz. Tabii ki. Günler, börekler, çörekler evet. Yapılıyor, oturuşuyor. Sofra düzenleri, bütün Manisa'da sunumlar. Biliyor bunu. Manisa'ya selam buradan. Mesela Mart'ın ne zaman? Mart'ın sonunda falan. Baharda. Baharın oluyor, evet. İnşallah geliriz. İnşallah, efendim. Bekleriz. Buradan belediye başkanımıza sevgiler. Cengiz Ergün'e. Ve selamlar. Manisa'ya sevgiler. Manisa'ya. Evet, buyurun. Fena değil. Öyle mi? Hı, fena değil. Okey. Müzik
kapları ama. Su içtiğim halde hayır da demiyorum. Evet. Dur bir bakalım. Üçüncü tabak. Hepsini. Bunun sosu biraz ekşi geldi. Öyle mi? Hı, öyle geldi. Sosu ekşi geldi. Hı hı. Diyorsunuz dördüncü tabağa. Bu da güzel. Güzel diyorsun. Güzel. Okey, o zaman ellerine sağlık. Puanlara ellerine geçiyoruz. Birinci tabağa kaç puan veriyorsunuz? Birinci tabağa 5 veriyorum. 5 verdiniz. Evet. İkinci tabak? 2. 2. Bu da 3 olsun. Ve? 1. 1. 5, 2, 3, 1. 2 numaralı tabaktan başlıyoruz. Nilgün Hanım. Nilgün Hanım puanlarını verdi. 2 numaralı tabağa 2 puan verdi. Buraya giriyorsunuz. Burada mı? Evet. 2 numaralı karıştırdık. 2 puanlık tabağı acaba Nilgün Hanım kime verdi? Şuradan şu Manisa'ya bakın. Selam Manisa söyleyin konu komşuyu arkadaşlarınıza. Hepinizi çok seviyorum Manisalılar. Arkadaşlarım değilim, kankalarım var Manisa'da çok. Tahmin, senin kankin mutlaka vardır. Var var. Altın kızlar. Altın kızlarım var. Altın benim kızlar. Hepinizi öpüyorum, selamlar. Bakalım 2 puanı hangi gelin aldı? Kaldırın. Yağmur. Ya. Evet. 3 puanlık tabağa geçelim. 3 puanı hangi gelin almış Nilgün Hanım'dan? Evet. 3 puanı hangi gelin aldı? 3 numaralı tabak. Kaldırın. Rümeysa. Ve. Cansu mu, Elif mi? 5 numaralı tabak, 1 numaralı tabağa geldi. Acaba Cansu mu, Elif mi? Bakalım kim aldı? Kaldırıyoruz. Cansu. Cansu. Afiyet olsun. Onu da kaldırıyoruz. Tabii Hanım ki. Gösteriyoruz da kameralara. Elif. Elif. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Nilgün teyze. Şey değil teyzeciğim. Bu sefer bilemedik. Olsun. Hayırlısı. Şimdi ben başlayayım. Benim tabağıma yine güzel dediniz. Siz de güzel dediniz. Bir verdiniz. Ben ya anlamıyorum yani. Gerçekten orada güzel dediniz. Bir verdiniz ya. Ne diyorsunuz dördüncü tabağa? Bu da güzel. Güzel diyorsunuz. Bu da güzel olmuş dediniz. Kızlar yanlış mı diyorum? Onu ben de duydum da bir oradan bir tabağa olmamış dediniz. Ona hangisini bak, tam hatırlamıyorum. Elifciğim. Şimdi ama iki güzel verdim, üç verdim ama bir vermek zorundaydım. Ama ona güzel dediniz başta. İki ortadakinden birisine iyi olmamış dediniz. Onları iyi puan kullandınız. Benimkine güzel olmuş dediniz. Bir verdiniz. Olur mu? Birine iki verdi, birine üç verdi zaten. Ama orada olmamış bak, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan biri unutmuş olabilir Elifciğim. Bu kadar takılma ama ona yani. Güzel dün de ona dedi. Bakılırsa beş verdiğinde bir verdi. Daha bir strateji kuracak modda değiliz yani. Bu kadar takılma aynen sen de hanım anneme. Ya sen ama güzel dediğine tamam bana verdi da iki yani verdi. Ama çirkin diyemiyorsun. Puan vereceksin çünkü. Ama hepsine çirkin ben dediğin zaman. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ortadan iki taneden birisine iyi olmamış dedi. Kızlar duydunuz mu siz? Bunun sosu biraz ekşi geldi. Öyle mi? Hı. Öyle geldi. Sosu ekşi geldi. Hı hı. Benimkine güzel olduğu dedi ama bir verdi. Ben ona kızıyorum yani. Yorumlarıyla puanları tutmuyor.
Yani ilk günün azizliği. Ya ilk gün değil ki ama ikinci gün oldu ya. Tamam ama işte yani dediğim ama gibi o biri unuttu. Yapılıyor. Biri verdiğini unuttu. Bütün kayınvalideler öyle diyor. Güzel olmamış diyor. Hayır. Güzel olmuş diyor. Bütün kayınvalideler öyle demiyor. Sen şimdi bir sana verildi diye bu şekilde tepki gösteriyorsun. Ona bakılırsa da dün Cansu'ya bir verilmişti. Bugün beş verildi mesela. Hani bir strateji evet. Kursa benim tabağımı bulur. Diğer kalanlarını bir der geçer. Nilgün teyze neden 3 yani ne olmamış? Hayatım ağzımın lezzetine göre puan verdim onu ben. Onu biliyorum bak, herkes öyle zaten de. Hayır. 2 verdim bu sefer. Yok peki onu anlıyorum. Kabul ediyorum ağzınızın lezzetine göre de. Hani ne olmamış onu soruyorum o anlamda. Zannedersem seninki şu 3. tabakta değil mi? Evet. Biraz çiğdi patates. Hatırladım. Yok pardon, evet. Pardon onu yerken sosu ekşi geldi. Evet söyledim ekşi de. Demişti, olmamış demişti. Buna da güzel ha. Dedi. Puanları karıştırdınız bence siz. Karıştırmış olabilir. Olmamış olabilir. Değil sadece sen iddia ediyorsun Elif. Sadece... Canım olmamış dedi ama gerçekten orada dedi yani izleyeceksin, göreceksin yok, yani. Yok izleyeceksin. Bunun sosu biraz ekşi geldi. Öyle mi? Hı, öyle geldi. Sosu ekşi geldi. Hı hı. Hepimiz duyduk yani şimdi saklamayın. Yani. Ama şeydir kafası karışmıştır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü zaten tabakları açtığınızda ortadaki iki tabaktan da kesildiğinde çat çat bıçak sesleri geliyor. İkisinin patatesi de pişmemiş. O yüzden aslında hani diğerleri aslında, iki üç alıp bak, o bir alınca şöyle bir şey pişirdim. Hepinizin patatesi çok az pişmiş. Yine seninkinde de dirilik vardı. Ben ondan şey yaptım. Yani yerken hepiniz yani şişme hayır tamam da pişme şeklinde var bir sorun. Ya yağı azdı olabilir yani. Bol yağda patates kızarır. Hepsinin çiğliği vardı. Onu kaleye almadım ben. Hepsinde vardı böyle bir sert hani yumuşacık değildi. Hani mesela karnıyarık yaparız İlla ya. İlla ki ama aralarında kıyaslama yaparsanız birinci hepsinde ve dördüncü vardı tabak ama lezzet olarak mesela şeyinki daha ekşi geldi. Sosu ekşi geldi. Ben şimdi onu sosu ekşi geldi. Nasıl olabilir? Ne bileyim ben ağız tadımı hem su da içiyorum yavrum. Sosların hepsi aynı zaten. Aynı ama işte bilmiyorum. Salatanın ekşiliği olabilir. Yani aynı hepsini bir kullanıyorsunuz. Ben sana gözlemlerime dayanarak onun da cevabını vermek istiyorum. Sosun çoğunu patateslerin üstüne dökmüşsün. O ekşi yapar zaten. Patatesin üzerine dökmedim. Döktün ben bir kaşık hepsine baktı. Teker teker çektiyse kamera zaten gösterir. Hepsine teker teker bir kaşık döktüm. En i̇şte sonunda yani. Tamam bir kaşık sadece hepsinin üstüne boca etmedim. En sonunda zaten sosun hepsi içine konulması gerekiyormuş. Tamam. İçine ama koydum ama üzerine işte. Dökerek değil zaten. Altlarında duracak şekilde yani üstte laps diye dökmedim. Bile çok ona bence zaten. Ya bilmiyorum. Siz ne kadar koydunuz? Yarım kaşık, çeyrek kaşık. Ben yalandan ama böyle senin patatesin de çiğdi. Bak gerçekten bak hani 5 aldı. Yapmayın. Bak ciddi söylüyorum. Yani böyle sertti. Yani yumuşacık değildi. İlla ki kızarttık sonra fırına girdi. Belki çok pişmişliğinden şey olabilir. Hayır. Olabilir. Ya da çok fazla durmadığı için olabilir. Ama diyorum ki olabilir. Ama diğer ortadaki iki tabağa ama göre kıyaslarsa hepsi aynı değil. Hepsini aynı demeyin lütfen. Demeyin aynı. Bana öyle geldi. Ne? Puanlamalar devam ediyor ve şimdi de Sevgil Hanım geliyor. Buyursunlar Sevgil Hanım. Buyurdum efendim. Efendim? Buyurdum. Buyurdunuz o zaman. Ve ne? Patates musakka. Patatesli musakka. Buyurun. Tadı güzel. Güzel mi? Oyulan patatesi de içine koydular değil evet. Mi? Pişmemiş Fatih Bey. Olduğu kadarıyla kıymasından da iyi.
patatesini iyi oyamamışlar herhalde. O yüzden pişmemiş kadın olduğu için. Bunun patatesi de kalın olmuş. Evet. Puanlara geçelim. Şimdi yine iki güzel tabak var. İki patatesi kalın pişmemiş tabak var. Bunun patatesi pişmiş, şeyi de güzel olmuş. 4. Evet. Bu da gayet güzel olmuş. 5. Evet. 1. Evet. 2. 2. 4, 5. 1, 2. Sevgili Hanım da puanını verdi ve 4. tabak 2 puan aldı. 2 puanı kim aldı? Buyurun kaldır. Rümeysa. 2 puan. 4 puanlık tabak. Acaba kim aldı? Elif 4 puan. Elif'im 4 puan aldın. Ve 5 puan kime gidiyor? Cansu'ya mı? Yağmur'a mı? Ve kaldırdı. Cansu 5 puan. Afiyet olsun anne. Ay sana inanamıyorum. Yağmur. Allah Allah. Ya sen nasıl 9 yıllık evlisin? Vallahi 3. inanamadım. Yemin ediyorum inanamadım. İkinci günün heyecanı. Eliniz hiç mi yanlış yemek yapmadı? Kayınvalidene ilk günün azizliği, ikinci günün azizliği. İlk günün yanlışlığı, ikinci günün yanlışlığı. Senin de ilk bölümlerini izledim ben. Neyse güzel güzel. Sen de ilk günlerde böyle, yapamadın. Böyle devam et çok güzel. Sen de ilk günlerde yapamadın. Yapamadım değil. Bir kere yemeğim de... yandı. Tamam demek ki siz de yapamayabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok şaşırdım. Yemin ediyorum çok şaşırdım. Tamam olabilir. Sen nasıl öyle bir şey yapabilirsin ya? Patates hiç oyulmamış. Hiç. Bu sizin düşünceniz. Olmuş zaten yani. Benim düşüncem değil. Beğenmediniz bir verdiniz öyle. Bu kadar. Sizin düşünceniz derken iyi bir tabaktı da o mu farklı düşünüyor, onu mu demek istiyorsun? Hayır tamam. Öyle bir şey demek istemiyorum. Sizin düşünceniz. Saygı duyuyorum yani. Ama ben de sana söyleyeyim. İkinci günün azizliği. Senin de ilk programlarında, ilk zamanlarında hem kayınvalidenin bulamadığı hem de senin yapamadığın tabakların olmuştur. Tabii canım o beni istikrarlı bir şekilde yani bulamadı. 8. gün aldım ben ondan. Benim de bu şekilde yani 9 yıllık nasıl evlisin falan bu tarz küçümsemeler, bu tarz laflardan hoşlanmıyorum. O küçümseme değil 9 yıldır ama evlisin. Ne demek bu? Tecrübeli olduğun için ne senden demek bunu bu? Beklemezdim ne demek istiyor. Bu? Bence bunu çarpıtma. Tamam öyle söylesin o zaman küçümsemesin ama olur mu? Ama sen farklı algılıyorsun. Hayır ben bunu. Farklı algılamıyorum. 9 yıllık nasıl evlisin falan. Ama... O tavırla söylemedi. Hayır hayır yani. O tavırla söylemedi ya. Öyle bir tavrı var hayır, zaten. Hayır yürüyerek o lafı söylediniz. Dün şekilde bana ben sahneye ilk çıktığımda ağız burun kıvırması yemek yerken de afiyet olsun dediğimde cevap vermeyen tavrı arkadan ben tekrar kalkarken afiyet olsun dediğimde insanlık yapıp teşekkür ederim dememe tavrı ama insan falan bak hoş olmuyor sen değişik yerler anneciğim bir saniye çok ayıp, bir saniye. Çok ayıp. Hiç hoş değil bir saniye sen yemekhanedeki ben duymadım görmedim ben yo, seni ben şöyle yaptım hatta sonra bir daha söyledim hatta yo kafam demek ki başka dedi yerdeymiş ki, ama hiç farkında değil hiç farkında değil iki kere tekrarladım ama farkında ben değilim. Sizin fark ettiğinizi fark ettim ama aa bismillah seni fark etmek zorunda mıyım ben ya hayır, nezaket kuralı olarak fark etmedim birine diyorum. Afiyet olsun denince karşında teşekkür ederim demek fark etmek değil. Canım insanlık hali sende insanlık hali onda da insanlık hali duymamış olabilir. O an bir tamam, şey düşünüyor olabilir telefona bakıyor olabilir. İnsanlık hali. Bana buradan geçerken dönerek 9 yıllık nasıl evlisin? Ya niye böyle ya, şeyler ya, yapıyorsun Allah. Ya hiç tarzım değil bak beni böyle göstermeye çalışma. Hiç ben ve hiç tarzım hiçbir değil. Şekilde dedim ki 9 yıllık şey evli tecrübesi olan bir saniye bir şey o söylüyorum. O zaman öyle söyleyin. Kısa bir cümle dedim, kurup buradan sen geçerek. Sen nasıl 9 yıllık sen evlisin? Sen nasıl 9 yıllık değil böyle bu şekilde evet. Yapmayın. Bir verdiniz tamam.
arasındaki yorumu bu şekilde uzatmayın bence. Ben orada şaşkınlığımı... Ya da açıklayın. Ablacığım sen nasıl 9 yıllık evlisin ya? Bu ne böyle diyebilirsiniz. İkinci günüm benim. Ay öyle yağcılığı mağcılığı sevmem tamam, ben tamam kızlar, mı? Bir dakika biz de isteyelim yorum. Bence gayet adaletli bir planlama yaptı. Ama bir dakika olayı şimdi kişiselleştirdi. Aynen öyle. Öyle bir dakika biz de isteyelim diye şu an tabak konuşmuyoruz. Olayı kişiselleştirdi şu anda. Aynen. Aynen. Sen annemi çok takmışsın. Dün söylediği şeyden ötürü takmışsın. O yüzden her yaptığını dikkate alıp böyle bir yorumlamak istiyorsun. Yo ben takmıyorum. Farklı göstermeye çalışıyorsun. Bakın benim üzerimden yorum yapan Sevgül Hanım. Benim üzerimden yorum yapan Sevgül Hanım otomatikman bana da cevap hakkı doluyor. Ama ben de onun yaptığı yorumlara dayanarak. Ama bırakacak mısın? Bak sen dün beni mesela bir verdiğinde hanımanneme yüklendin. O sana gayet kibarca bir cevap verdi. Yok kötüydü öyle de böyle demedi. Biraz önce de sana 5 verdi. Teşekkür ederim Nilgün teyzeciğim. Sağ ol kızım dedi geçti. Bu bir usluptu. Ha, uslubu bu bana bir sen mi öğreteceksin usluptu. Kötü ben göstererek? Ben size öğretmeyeceğim. Ha? Ben burada sadece fikrimi söylerim. Ama sizin daha ikinci günü olan bir yarışmacıya bu denli yüklenip yok işte 35 yaşındaki gelinimi nasıl kıskanır? Yok efendim geçerken burada sen nasıl 9 yıllık evlisin? Ya sen nasıl 9 yıllık evlisin? Evet ben 9 yıllık evliyim. Gördüm. İki çocuk annesiyim. Olabilir diyorum, yine söylüyorum. Olsun. Heyecan olabilir. Mutfağa yabancı. Mutfağa yabancıyım ve ben konuşuyorum, kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ve bizim burada eşimin evlilik yıl dönümü, onun ağladım burada, onun yayınını izledim. Şaşırmış olabilirim. Siz bence hoşgörülü bir şekilde nasıl 9 yıllık evlilik demek yerine daha farklı bir yorum beklerdim. Bu da benim yorum. Önce iddialı konuşup sonra birinci gün, yok ikinci günün azizliği bunlara çevirmeyeceksin. Yine, i̇ddialı geldin mi iddialı koyacaksın. İddialıyım zaten saniye, ben yine, asla yine iddianla ben... alakalı bir şey söylemedim. Ben sizin uslubunuz. Kayınvalidenizin uslubunuzu uslubu. Beğenmedim. Bu beğensen kadar basit. De beğenmesen de bu hayatım. 9 yıllık evlisin yaptığın patatese bak. Bu kadar. Çok ayıp. Ya, bu kadar. Çok ayıp. Bir şey yok. Çok ayıp. Şey diyemem. Başka bir şey sorayım. Artık kızlar lütfen. Bak benim en sondaki tabak benimdi. Ben neden iki merak ediyorum. Seninki de çok kalın olmuş. Sen de oymamışsın. Pişmemiş patatesleri. Hiç mi oymamışsın? Seninki onunkinden biraz daha iyiydi. Bence gayet adaletli bir puanlama oldu. Elif'inkiyle Cansu'nunki gayet güzeldi. Ve sevgili seyirciler bugünkü puanlamanın sonuna geldik. Şimdi Ziyafet Hanım gelecek ve son puanlama yapacak. Acaba bugün çeyrek altını hangi gelin takacak? O yüzden hemen çağıralım Ziyafet Hanım'ı buyursunlar. Gelinlere bakmıyorum, mümkünatı yok. Bakmayın. Yok bakmıyorum, ne işim var? Tanımıyorum onları bile. Gelinleri tanımıyorsun? Tanımıyorum. Yemeği tanım. Tanım. Yorum alayım. Güzel, fena değil. Yani çok güzel değil de yani iyi. Güzel kesildi, harika olmuş. Hı? Güzel kesildi, patatesi pişmiş. Güzel. Bu yanmış, ne olmuş bile? Bu yanmış, ne olmuş bile? İyi, çok iyi değil. Ve nasıl buldun dördüncü tabağı? Yani bu daha iyi ona göre. Bu mu? Ha, o daha iyi. Peki, bu daha iyi biraz. Buna 3 vereyim. 3 puan. Evet. Bu güzel pişmişti. Tadı da güzeldi. 5. Evet. 1. Evet. 2. 3, 5, 1, 2. Evet. 2 puanlıktan başlayalım.
Ve Ziyafet Hanım da son puanlamayı yaptı. Tabaklara puanları verdi. Dördüncü tabağa 2 puan verdi. Bu 2 puanı hangi gelin aldı? Kaldırdı. Yağnur 2 puan. Bir numaralı tabak. Ziyafet Hanım bir numaralı tabağa 3 puan verdi. Ve bakalım bu 3 puan kime gidiyor? Kaldırdı. Rümeysa. Güzel. 3 puan Rümeysa aldı. Şimdi yine Elif ve Cansu. Elif ve Cansu mu? Elif alsın. Cansu niye alsın? Cansu... 5 puan hangi geline? Ve kaldırdı Elif 5 puan. Afiyet olsun. Cansu. Sen iyi misin? Süper. Hem de nasıl iyiyim. Çok değişik bir puan baba. Ama öyle mecbur öyle vermek zorundaydım. Nasıl biraz zorundaydım ya? Ama. Orada pişmemiş tabak var, gidiyorsun 3 veriyorsun. Cansu'nun canım tabağına pişmiş tabağına bir pişme, veriyorsun. Pişme Cansu bak hepsi aynendi. Senin amacın aynen ne Allah'ını seversen. Şimdi hepsi aynendi bak bir dakika. Cansu'nun tabağı diyor ki Cansu senin patatesin için yanmış dedi, bayatlamış dedi. Bayatlamış bir de eskidi, salçası bayatlamış. Çok koymuş, salçasını çok koymuş. Kurumuş. Ya git anlansın. Kurumuş. Olur mu canım, onların tabakları mükemmel. Ben nasıl Elif'in bu kız yılı? Canım 3 tane 5 aldım ben ya. Evet. Ya böyle konuşmak için konuşmayın. Ben 3 tane 5 aldım ve o patates pişti. Pişti pişmemiş, yani o pişmemiş. Yanmış falan bir tabak vallahi değil Ziyafet teyze. Yanmış tabak dediğin siyah olur. Ya burada... Siyah olur, yanık tadı olur. Yanmış, içinde. Yanmış. Bir gör baksana yanmış. Yapmayın şunu Bay ya. Bay Elif'inkine kendikini bir ayır. Beğendim, çok güzel. Bir verdin. Yok. İşte bile Elif'inki daha güzel. Ya bırak Allah aşkına bir ya. Baksana. 3 tane 5 aldım ben ya. Biliyorum tabağımı da biliyorum. Puanlarımı da biliyorum. Biliyorum tabağı yani. Ya onlar şaşırmış. Onlar niye ağzını tadını bilmiyorlar. Güzel şaşırdınız mı kız siz 5 verdiniz ona? Ya. Efendim? 5 mi verdin sen de Cansu'ya? 5 var. Evet. Na, ya na, patates, neye dayanır patates o kadar kalın olmuş güzeldi. Ya belki Elif'in patatesi nasıl pişmiş hiç yemedin mi? Az daha tabağı kesiyordun orada patates keseceğim diye. Yok Elif'inki güzel pişmişti. Elif'ten bahsetmiyorum. Kimden bahsediyorsun? Rümeysa ile Yağnur'un tabağından bahsediyorum ya. Kesemiyorum çat 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 yok, ses geliyor elim, ya. Heyecanda elim titredi kesemedim. Yani, ya yapma Allah aşkına ben bıçağla yemek mi yemişim? İlk ben benim sinip pişmediğini düşünmüyorum. Yani. Yok yok yo, hepsi aynendi de seninki daha biraz patates pişmediğini söyledi. Ya pişmeceği derdikten sonra çevirmeyin ya. İki versen anlarım. Üçü de anlarım. Yeter, dördü de anlarım yeter. Ama biri anlamam. Ziyafet teyze kusura bakma. Ben geldim tabağını beğendikten sonra tanıdıktan sonra sana 5 deliyim mi benim vereyim? Benim tabağımı kötüleme o zaman. Deli benim miyim ben sana 5'i ver... Sen ne konuşuyorsun Allah'ını seversen. Bir gün kötü olmuştu verdim. Yeter. Bir gün iyi olmuştu verdim. Dün 5'i verdim ne güzelsin Allah sevindin. Allah Allah kadın nezaketen bir şey söyledi. Deliriyorsun. Ben senin kayınvaliden sen nasıl 9 yıllık evlisin dediğinde derinde sen bize oynuyorsun. Sen bize oynuyorsun. Sanki ben kapattık. Ziyafet teyzenin puanlamasını konuşuyoruz, değiştirmeyin. Cansu şov yapıyorsun, şov. Gerçekten şov geldi, yapıyorsun. Geldi, bir tane daha geldi. Biri gidiyor, aynen, öbürü gidiyor. Aynen, bizi şov Hatice'yle yorma. Ama Cansu sen yaptın yorum yapma. Şov. Ben kayın vermedim, biri gidiyor, biri geliyor dedim, isim vermedim. İkinci bir Hatice geldi dedi. Görüyorsun, ben cevap çok verdiğim ayıp. İçin, bu potansiyelde olduğum için sen benim üzerime yürüyorsun. Ya ben burada Ziyafet teyzeyle konuşuyorum. Sen muhabbete dahil oluyorsun. Sonra ben senin üstüne yürüyor oluyorum. Hareketlerin ne meraklısın? Her gelen bana yürüyorsun, bana yürüyorsun. Ne kadar çok insana evet, yürüyormuşum ya. Kendi ağzına konuşmadan sana malzeme verin bana, malzeme verin bana. Ya, Cansu, sen... Ya oradan yürümeye çalışıyorsun. Tabii sen evet, popüler haklısın. Olmak istiyorsun. Çok istiyorum, bayılıyorum. Cansu beni dinler öyle misin? Bayılıyorsun zaten, çok belli Cansu beni daha dinler misin? Daha bu ilk günden bire belli. Gözünüzde büyütmeyin beni bu kadar Yağmurcuğum. Ben hayatımda hiçbir insanı büyütmem. Çok büyütüp gelmişsin. Sadece burayla olan bir hayatım yok benim. Ben hiç kimseyi hayatımda hiçbir insanı büyütmem. Ziyafet teyze ben de bir şey sorabilir miyim? Sor efendim? Sor sor. Bana 3 vermişsin teşekkür ediyorum da pişmemiş mi öyle diyorlar. Yok güzel hepsi aynendi. Bir Elif'in güzel pişmişti.
Bir Elif'in ikisi güzel pişmiş. Elif'in güzel pişmişti, beşi verdim. Hepsi aynı. Yani çiğ değil, velhasıl yani kelam pişmiş. Yani mecbur kullanacaktım, iki, biri mecbur kullanacaktım. Madem beni tanıdın, o zaman diğerlerine bir verseydin... O zaman haksız olurdu, olmaz. Hayır, haksız olmazdı. Olur. Çünkü orada iki pişmemiş tabağa güzel puan verdim. Ben de onu katılıyorum. Tamam. Gerçekten ikisi pişmemişti. Yani bunu bütün kayınvalideler söyledi. Tamam. Tabii diğer kayınvalide her zaman beni kötülediler. Ama o tabaklar gerçekten pişmemişti. Benimkisine kayınvalidelerden pişmemiş yorumu gelmedi. Bir dakika, ben senin kayınvalideni demiyorum. Şu an ben kayınvalidem yok, hayır, ben kendi tabağım adına konuşuyorum orada, zaten. Orada efendim? Kendi tabağım adına konuşuyorum zaten. Kayınvalidelerden pişmemiş, pişmemiş değil. Ama sen orada ve Cansu'dan yani pişmemiş tepkisi geldi. Yani hepsinde çiklik vardı yani. Mecbur birine 2, 3, 1, 5 mecbur vereceğiz. Patatesler biraz... Elif'inki güzel pişmişti, 5'i ona verdim. Patatesler biraz çiğdi değil mi? Yani hepsinde vardı. Hepsinde ben de vardı onu yorumladım. Yani. Çünkü 40 dakika... Siz onu yorumlamadınız. Dedim mi ablacığım? Burada dedim, geldiğinde yok, dedim. Yok, öyle bir cümle geçti dedim, evet. Dedim ya. 5 verdiğim dedim tabak dahil hepsinde dedim çiğdi dedim. Ama puan ya, vermek çiğdi zorundaydık yani. 5'i Cansu'ya verdim. Yani 35 yaşında gelinin neyini kıskanacak? Kıskanma hareketini kapatmak için yaş konusunu açtı. 5000 kere söyledim ben bunu. Ben zaten ön plandayım. Cansu sağ gösterir, sol verir. Ziyafet ablaya biraz katılıyor gibiyim şimdi izledikten sonra da anne. Oğlu övdü, annesi yerdi. Seni çok seviyorum. İyi ki de çocuklarımın babasısın. Fatime çok ağlattınız. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçirmedim yani. Sevgili izleyiciler, Gelinin Mutfak'ta da bugün de geldi kritik anlara. Bugün neler konuşuldu, neler yaptılar, gelinler hangi yemeği yaptılar, kayınvalideler nasıl puanlar verdiler? Bu tartışmalar oldu. Bu tartışmaları birazdan değerlendireceğiz VTR'lerimizle beraber. Tabii günün sonunda en yüksek puanı alan gelinimiz her zaman olduğu gibi bu çeyrek altını yakasına takacak. Puanlar toplanacak ve puanlar toplandıktan sonra haftanın final günü, cuma günü ise buradaki 5 altın bileziği hangi gelin alacak diye göreceğiz ve haftanın en düşük puanını alan gelinse maalesef bize veda edecek. Bakalım bugün neler konuşulmuş? Kim ne yapmış bakalım. Sevgili Hanım'dan Yağnur'la ilgili yaş itirafı. Bakalım. Yağnur'un üstüne siz de gittiniz 35 yaşında. 35 yaşında değil benim gelinim bir ne defa. Ne fark eder? Ha 32, ha 35. Ama olsun yani. 33. Yani orada hoş ne olmadı. Yaş kompleksi mi var gelininin? Kavgada söylenmeyecek bir laf ki hanımın, niye canım 35 yaşına hanımın gelmeyecek mi? Kalmış şurada 2 sene ne var Allah'ını olsun, seversen. 2 sene de olsun yani. 2 senelik yok şeyini mi yapıyorsunuz? Bayanın yaşı zaten söylenme sevgili hanım, aşk olsun. Onun yaşınla takıntısı yok zaten. 35 yaşında böyle yapıyorsun. Vallahi yaşına takıntısı olmayan insan kalkıp da vurgulamaz işte. Ben 32, 33 yaşındayım da. Ama niye siz bana niye 35 vurguluyorsunuz? Dediniz? Ben onu niye vurguladım? Diye. Kalktılar dediler ki Cansu hareket yapmış da gelinini kıskanmış da. Siz Cansu'yu kıskançlıkla vurmaya çalışırsanız ben de sizi 35 yaşla vurmaya çalışırım. Ben demedim ki bu kadar öyle basit bir şey. Ya Nurcuğum. Efendim. Yani izledim, şaşırmadım. Sanki bu VTR'yi izleyecekmişim gibi, bunları söyleyecekmiş gibi geliyordu sevgili hanıma. Ben yine aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum. Benim kesinlikle bir kere yaş problemim yok. Orada ben dün de söyledim size. Ben kesinlikle beni Elif kıskandı, Cansu kıskandı ya da başkası kıskandı demiyorum. Hayatımda böyle insanlarla karşılaştım dedim. Beni kıskandığını söyleyen de Ziyafet abla ile Nezaket abla. Bunun üzerine tekrardan gelinini savunmaya geçip 35 yaşında demesi bana cevap hakkında doğurur. Cansu'nun havası indi. O da görkemli, güzel, boy, boz, evet, akıllı. Yani 35 yaşında kadın yani. Niye havası sönsün şeyin, Cansu'nun Allah'ını seversen?
Hani Cansu çok kötü hepsi oldu güzel, ama. Hepsi güzel. Kötü olmadı anne, o şaşırdı. Evladı. Demek ki beklemiyordu. Belki kendinden güzel birini mi beklemiyordu acaba? Aynen. Ben cevap hakkımı söyledim sadece sevgili hanıma. Ama bu bile problem oldu. Ben yine söylüyorum sevgili hanımla yeni Cansu. Ben cevap verebiliyorum diye genelde benim üzerimden tekrar böyle bu yorumlarını yapmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Orada söz konusu Cansu'nun bakışıydı. Yağnur içeri girince Cansu bir baktım şöyle bir baktı ona bir şey yaptı böyle sanki hani kıskanmış etmiş gibi siz fark ettiniz mi? Ben fark ettim ağzı açık kaldı öyle. O bakıştan kıskandı çıkarttılar. O bakış kıskançlık bakışı değildir. Bir şaşkınlık bakışı, bir beğeni bakışıdır diye. Tekrardan üzerime gelince o zaman ben de dedim. Yani 35 yaşında gelinin neyini kıskanacak? Ne bileyim ben kompleks olduğunu. Ben kendim 52 yaşındayım, 55 yaşında diyorum. 60 yaşında da derim. Hiçbir zorum yok yaşımla. Madem yaşıyla zoru yok, niye bu kadar taktı, niye bu kadar kala? Ben kesinlikle kompleks yaptığımı düşünmüyorum. Yine söylüyorum, geliniyle arasında zaten 5 yaş fark var. Yani olağan dışı bir fark olur, 10 yaş olur, 20 yaş olur. Ben bunu sorun edeyim ya da ben buradaki gelinlerden daha yüksek yaşta olayım. Problem edeyim. Geldiklerinde zaten çok güzel cümleler söylediler bana. Öyle güzelsin, böyle güzelsin, iki çocuğun var, göstermiyorsun. Ben hep olumlu şeyler algıladım. Ben bunu kompleks yapmam ki. Ben Sevgül Hanım'ın söylediğine nezaketen cevap hakkı da olduğu için bunu söyledim ve ben yine söylüyorum. Bunu niye bana söylüyor? Yani benim kayınvalidem de söylememiş, ben de söylememişim. Ziyafette Nezaket abla söylemiş. Yine orada aman ve arkasından da ben dün VTR'yi tekrar yenilemek istiyorum. İzleyicilere de size de buradan söyleyeyim. Arkasından da şey demiş hatta gülerek böyle belki de ondan daha güzel olduğundan mı diyorsunuz diyerek böyle bir kahkahası var. Onu da izledik zaten dün de. Yeniliyorum. Yani bunu zaten kendi de söylemiş. Arkadan öyle dediği için böyle dedim. Yani Yağnur'un üzerine bilerek geldiğimi de itiraf etmiş. Zaten yayında izledik. Söylenecek fazla da bir yorum yok. Onun yorumuna bırakıyorum. Ya 35 ya da 32. Bence sen 20'lik genç kız gibi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yani. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Gerçekten insanların... genç görünüyor yani. Peki bunu niye söyledin şimdi? Yani Sevgili Hanım yanlış mı söyledi? Evet bence birazcık orada Cansu'nun kıskanma hareketini kapatmak için yaş konusunu açtı. Cansu sen kaç yaşındasın? 28 Fatih Bey. Niye kıskansın peki? Yok hani kıskandı diye şey yaptı ya Cansu güya kıskanmış ya. Ya ismini de söyleyeyim. Ya. Fatih Bey diyor ki. Güzelliğini kıskanıp yaşına söylemiştir demek. Yani kısasa kısas oldu. Kritiklerde Sevgül teyze Yağnur'un yaşına takıldı. Yaşıyla alakalı işte kısası kısas yaptı Cansu olayından dolayı. Ben mantıklı bulmuyorum çünkü zaten 28 dediğim gibi 28-29 yaşından sonra kadınlar yaş konusunda biraz fazla hassaslaşıyor, takıntılı oluyor. Bana mantıklı gelmedi, gerek yoktu, gereksizdi. Yağnur'la düşüncem, Yağnur beni çok yanlış anlamaya başladı iki gündür. Gerçekten yani söylemek istediğimin çok dışında farklı cevaplar veriyor ve farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Ama o çekmeye çalıştıkça ben onu çalıştığı yere gitmeyeceğim. Çünkü öyle bir kişiliğim yok, öyle bir insan değil. Peki Sevgili Hanım, Yağmur'un canını yakmak için böyle konuştu? Yani niyetle söylediğini bilmiyorum ama kendisi zaten şeyde demiş hani Cansu kıskanıyor cümlesine de Sevgül teyze biraz takılmış. Yani o cümle de saçmaydı. Hani o onu kıskanıyor daha bismillah bir içeri bir insan gelmiş. Daha hani neyin ne olduğu belli değil. Şaşırma ifadesi de kendini açıkladı. O orada haklı. Diğer kısımda işte 33'ken 35 denilmesi ve buna takılma konusunda haklı. İkisi de işte kısası kısası oldu. Böyle bir şey çıktı ortaya. Cansu da konuşsun. İlk zan altında kalan benim Fatih Bey zaten. Kıskanmış olsaydım eğer ne yapacağımı söyledim. Kıskanacak olsam kaşımı kaldırırım. İltifat etmem. Bütün günde şey yaparım böyle. Hava yaparım. Ay
aynen öyle. Böyle bir tavır yaparım. Kız geldi, ağzım açık kaldı. Açık açık yapıyorum her şeyi. Kıskancık olsam neden böyle bir şey söyleyeyim? Orada onları öyle algılamak istemişler. Ben Reyhan teyze, Ezgi açıkladım zaten biliyorsunuz. Onun şaşkınlığı. Mutfağa girdi. Gayet güzel baktım. Anneme dönüp maşallah falan diye anlattım zaten. Burada iltifatlar da ettik. Kalksam böyle bir şey yapmazdım kıskansaydım. O da diyor ki benim işte genelde dışarıda da böyle yaşarım dediğimi yanlış anladılar diyor ama dışarıda da böyle olur demek burada oldu, dışarıda da oluyor zaten demektir. Zaten cümlenin açıklaması, anlamı budur. Eğer öyle olsaydı yani ben dışarıda böyle şeyler yaşıyorum ama ben Cansu'nun böyle düşündüğünü kıskandığını düşünmüyorum Fatih Bey derdi. Ben böyle bir cümle duymadım. Gayet benimseyip zaten bunu kabul ettiğini ve öyle düşündüğünü anladım. Annemin de bunu yapması beni korumak adına ama gelin yani ne yapsın kızım söylemiş. Yapacak bir şey. Kısası annene sorsana neden kadının yaşını öne attın? Onu sor tamam, önce. Ya 5000 kere konuşmuş. Ama biz yaşı söylemedik. Kadının güzelliğini, fiziğini söyledik. Yani yaşı niye attı ortaya ki? İşte gelinini savunmak için yapmışız. Yani niye gelini savun? Yani geline ne yaptı ki? İşte öyle vurmuş yani demiş, öyle vurmuş. Ama ayıp oldu. Ay siz bana kıskandı dediniz. Kıskandın sen. O kadar güzel sözler söylememe rağmen siz bana yanlış bir şey söylüyorsunuz. Ben haksızım yine. Annem bunu yapınca annem ama haksız. Sen hep biz haksızız yani. Belli ettin. Allah Allah. Kıskandığından belliydi. Nasıl güzel kıskanmışım. Kısası öz yani. Kıskançlığını belli etti. Tabii diyorsun. Belli etti. Yani herkes görmedi, görmediz arkadaşlar. Zaten size konuşun. Şimdi o içeri birden içeri girince seni böyle hani ona bir duruş bakışını falan senin görünce biz hani böyle bir kıskandın. Biz görmedik. Yani Nezahat teyze kıskanmış olsam şu kaşım kalkar ya da bakarım ama tepki vermem. Şimdi diyor ki ben kıskansam kaşımı kaldırırım, öyle yaparım, böyle yaparım. Şimdi aylardır burada kendisi. Ben ilk kez geliyorum. Az çok biliyor, kameralar önünde. Cansu zaten en başta söylediğim gibi çok akıllı bir kız. Oyunun kuralına göre oynuyor ve tehlikeli olduğunu da yine yineliyorum. Yani bu tepki örtbas etmiş. Bu tehlikesi yani güçlü yani rakip olarak. Bu, yani mesela laf atıyor ortaya, benim cevap vereceğimi biliyor. Mesela ben cevap vereceğim biliyor, potansiyelim ben. Benden yürüyor. Ben bir şey söyledim mi takılıyor. Daha önce de bahsettim size Rümeysa'ya mesela. Rümeysa demiş ki ben onu görmemezlikten geliyorum. Ben o yokmuş gibi davranıyorum. Tamam diyor geçiyor. Neden? Çünkü Rümeysa'yı bence kendini potansiyel olarak görmüyor. Potansiyel ben... sensin bu mesela. Hayır hayır onu demek istemedim. Yani ben her şeye cevap veriyorum, senden dolayı ben konuşamıyorum diyorsun ya Yürü Mesacığım. Evet, ben daha sessizim, benim sen çok konuşuyorsun diyorsun. Yani ben konuşuyorum ya. Evet bunda haklısın, doğruyun. Ben konuşuyorum diye, bu zaten atlar diye düşünüp bu şekilde bir şey söyle. Hem kendisi hem de zaten Sevgili Hanım az konuşuyor. Duruyor. Tak bir şey söylüyor. Yine benden evet. Devam ediyorlar. Söyleyecek bir şey söylemiyorum. Evet, peki. Görüyoruz, izliyoruz zaten. Peki. Yağnur neden Cansu'nun stratejik davrandığını düşünüyor bu konuşmanın üzerine? Şimdi bakalım öyle bir durum olmuş bakalım. Onu kıskandığımı düşünmesi için beni kıskanıyorsun demesine gerek yok. Bazı söylediği sözler oraya gider zaten eşittir kıskanıyorsundur. Onu valla yaptı. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bence sen malzeme arıyorsun Cansu. Aa, sen kendine, aynen sen oyunu kuralına göre oynuyorsun ha? Ve sen kendine kesinlikle malzeme aradın. Evet, bana bunlarla gel yavrucuğum. Aynen. Ya işte bak ne diyorsun. Demek ki dün söylediklerinin altında yatan tehlikeli lafı buna göreydi. Demek ki sen bana nasıl geleceğini biliyordun. Bunun karşısında da bir tehlike göreceğini fark ettin. Bunun üzerine de benim üstüme gelmeyi seçip gelmişsin zaten. Hepiniz burada ilk geldiğinde şaşırdınız. Hepiniz bana güzel iltifatlarda evet, bulundunuz. Evet. Bence sizin yani senin düşüncen değişti. Sen gördün, izledin. Gördün, izledin. Neyi? Beni. Aynen beni gördün, izledin. Ha. Bence tıpkı ben geçen haftayı da izledim. Ha. Geçen hafta mesela Rümeysa geldi. Rümeysa'ya dedin ki işte çok güzel kız öyleyim böyleyim. Rümeysa dedi ben yok gibi davranıyorum. Evet. Cansu'yu görmemezlikten geliyorum. Hı. Doğru mudur Rümeysa? Evet doğru. Doğru. Böyle evet. Söyledin. Evet. Aynen. Rümeysa güzel, hoş bir bayan diye
Aynı şekilde ona da ya yakın olmak istedin, bana da ilk geldiğinde yakın olmak istedin ya da karşını alıp tartışmak istedin. Sen malzeme arıyorsun, bana bunlarla gel diyorsun. Öyle mi düşünüyorsunuz? Cansu'ya diyor ya oyunun kuralına göre oynuyor diye. Oyuna gelme o zaman. Ben olduğum gibiyim. Ben asla kendimi... Hayır, gelme o zaman oyuna. Madem oyunun kuralına göre oynuyorsa sen de o zaman gelme. Madem bunu biliyorsun. Benim yapımda böyle bir şey yok. Ben oynamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi siz bana söylüyorsunuz. Ben de cevap veriyorum. Çünkü kendimi savunmam gerekiyor. Çünkü ben buyum. Ben dışarıda da böyleyim. Oyunun kuralına göre oynadığınızı zaten buradan çıkartıyorum. Tamam, ben yorumlarımla çıkartıyorum. Evet, ben de o kadar sıkıldım ki ben dışarıda olduğum gibiyim. Sen şov yapıyorsun, sen malzeme arıyorsun, kendi sen ön plana çıkmak istiyorsun. Ben sana bana bunlarla gel derken asıl niyetine, benim hakkımdaki düşüncelerini söyle, bana bunlarla gel. Üstten üstten söyleyeyim, alttan mesajı vereyim şeklinde gelme diye söylüyorum. Ama siz algılamak istediğiniz bir şey var. Cansu ön plana çıkıyor, malzeme topluyor. Cansu burada bir şeyler yapıyor. Düşüncesine o kadar girmişsiniz ve inanarak geliyor ki böyle gelen insanlar. Ben bunu başka bir niyetle de söylesem oraya çekiyorlar zaten. Hani o yüzden bir açıklama yapmam gerekiyor. Söylüyorum ama algılanmıyor. Bu neden? Algıda seçicilik. Seçmek istedikleri şey farklı. O yüzden başka bir şeye yoğunlaşıyorlar orada. Anladım. Valla oyun oynayanlar onlar. Yağnur'un ben içini bildiğim için asla oyun oynamıyorum. Ben şunu söylüyorum. Bugün Cansu'ya 5 puan verdim. Gelinime 2 puan verdim. Dün gelinime 5 puan verdim. Bana diyor ki niye diyor veriyorsun? Ya dedim bu yarışmanın kuralı ne? Evet. Gelinimin tabağını bulmak değil mi? Evet. Bugün bulamadınız diye mi Cansu'ya verdiniz? Yani ona verdim. Onda belki hissettim gelinimin lezzetini. Ama bana öyle diyor. Nasıl diyor veriyorsun diyor. Güzel olmamış tabağı diyor. Oyun oynuyorlar. Fatih Bey, dün ben dedim ya olmamış tabağı sen nasıl gittin de işte 5 puan verdin. Bugün aynı yorumları yapacağımı bildiği için olmamış tabağı düşük puan, olmuş tabağı da 5 verdi. Sen gelinizin tabağı mı zannettiniz Cansu'nun tabağını? Ya bakın ben ikinci günün heyecanıyla inanın 5 puanı yine Yağnur'a verecektim. Ama o puanlamada heyecanlandım çok. İlkinde heyecanlanmadım bak. İlkinde kızlara da söyledim. Heyecanlanmadım dedim. Ama ikincide heyecanlandım. Yine anladım bak. Gerçekten anladım. Yağnur'a da söyledim. Ama... hanımefendi öyle diyeyim. Buradan puanını verdi. Şuradan yürürken alaylı şekilde böyle 9 senelik evlisin dedi. Bunu mu yapıyorsun dedi. Ya sen nasıl 9 yıllık evlisin? Vallahi inanamadım. Yemin ediyorum inanamadım. İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamadım Fatih. 9 çok yıllık şaşırdım. Çok ayıp. Dedim şey. Yani 9 yıllık insan dedim bu patatesi nasıl böyle oyamaz ya? Çok gerçekten çok şey. Şaşırdım. Ona istinaden de böyle söyledim. Hiç mi yakmadı? Hiç mi yapamazlık yapmadı? Burada yani birisi 1,5 yıllık, Cansu 1,5 yıllık, diğer kız 1,5 yıllık, öbürü 2 yıllık. Ona nazaran gerçekten güzel yemek yapıyorlar ve çok şaşırdım. Hiç beklemedim onun yemeği olacağını. O herhalde yemek yapmamış ya. Çalışma hayatı da var ya, çocuklarına da kayınvalidesi bakıyormuş ya. Benim tahminim o gelin yemek yapmamış. Ama... Bir üslup var ya, bir söyleyiş var. İşte, ben gelinine 5 puan verdim. Afiyet olsun gün teyze dedim. Tamam kızım dedim. Anlamak istediğiniz gibi anlamışsınız. Nasıl anlamak istediğim gibi? Ben buraya insan olarak geldim. Ekran önündeyiz. Lütfen oyun oynamayın. Peki siz de hala, peki şunu. Cansu stratejik mi oynuyor? Evet. Oyun demedim, kimseye oyuncu demedim. Böyle demedim hep bir ön plana çıkma çabaları oluyor görünmek için. Bunları söylüyorum ama buraya her gelen ağzıyla oyun olarak görüyormuş ki buraya gelmiş. Oyununu kuralına göre oynuyorsun diye. Oyun olarak burası gören sensin demek ki. Beni de oyuncu olarak görüyorsun. Ben oyun olarak görmüyorum, sana da oyuncusun demiyorum. Farklı söylemlerim var ve herkesin gelip de böyle bana karşıt gelen insanların oyuncu, şov yapıyorsun, ön planı... Ya
5000 kere söyledim ben bunu. Ben zaten ön plandayım. Ekstra bir çaba sarf etmeme gerek yok. Bu insanlar beni uzun zamandır izledi, gördü, biliyorlar. Yani o kadar büyük bir kitlenin göremediğini siz mi görüyorsunuz, neyle görüyorsunuz? Çıkarın da görelim o zaman yani. Peki, ziyafet abi. Benim yorumum var. Cansu sağ gösterir, sol verir, ne vurur. Nerede malzeme varsa oraya şey yapıyor, saldırır. Çünkü Cansu çok akıllı bir kız. Çünkü... Ziyafet teyze, burada en çok malzeme sende var, Elif'te yok, var. Malzeme kullanmak isteseydin bunları kullanırdım. Anlatabiliyor bak, muyum? Onda malzeme olduğun için ona saldırdım. Ne malzeme var onda? Rümeysa'ya saldır, Elif'e saldır. Malzemesini de anlattı ki böyle böyle malzemesi vardı. Güçlü görünüyor. Şu anda güçlü. Güçlüydü. Nereden anladın güçlü olduğunu? Anladım, ben güçlüydü. Sadece dille güç olunmuyor ki burada. Dil, yani. Tabii sonuçta önemli olan dil. Puanlar belli. Yani Ziyafet teyzenin demek istediği, ben yine en başına döndük. Aynı şeyi söylüyoruz aslında. Cansu'ya karşı cevap vermem. O diyor ya, ben savunuyorum, ben sinirleniyorum, ben müdafaa ediyorum, ben böyle, işte ben de böyle bir karakterim. Ben de savunurum. Şimdi ben buraya geldim. Ona bir atışma yok, Rümeysa'ya yok, Elif'e yok ya da kayınvalidelere yok. Ama o hep ikisi... bana atışmış. Yani başlatan hep onlar. Ben otomatikman nasıl onları... Nasıl başlatan biz ya? Sizsiniz canım. Ya yapmayın aynı bunları ya. Kesinlikle. Kritiğe kadar benim seninle burada bir problemim yoktu. Ne zaman ki kalktın burada dedin ki ben dışarıda da böyle yaşıyorum. Ben mi geldim üstüne? Canım, diğer iki insan da aynı şeyi söylemedi. Kıskanma olayını mi? Ben söylemedim ama. Kıskanma. Bak ben sana, ben seni sanmedi kıskanıyorsun dedim mi? Diğer iki insan aynı şeyi söyledi mi? Söyledin mi? Bunun cevabını verir misin ben bana? Ben sana... Bana cevabını verir misin bunu? Beni zan altında bırakıyorsun. Evet, ben seni zan altında bırakırım. Ben istediğin bu çünkü. Ben seni... Diğer iki insan da aynı şeyi söyledi. Neden sadece beni konu alıyorsun burada? Yine anlatıyorum onlara ama senin kayınvaliden cevap vermiş. Onların kayınvalideri öyle bir şey dememiş ki. Onların kayınvalideri Rümeysa Yağmur'u kıskandı, Elif Yağmur'u kıskandı tamam, dememiş ki. O zaman Cansu kıskandı demiş. Senin hanımannen bile demiş ki acaba Yağmur daha güzel olduğu için mi diye yandan bir gülüşü var. Yani Yağmur bu izlendi. Buna ben yine bunun üzerine beni kıskandın demiyorum. Tamam, ben dışarıda da bunu gördüm diyorum. Niye uzatmayayım? Ben tamam, bunu yaşadım tamam, dedim. Cansu beni kıskanıyor demedim. Tamam anladım ben seni, fırsat verecek hayır misin? Anlamıyorsun. Bak, ben sürekli savundum. Yeniliyorum. Bak evet. Benim hakkımı aradığım şey şu. Diğer iki insan da aynı şeyi söylüyor. Sen beni ön planda tutuyorsun. Cansu. Neden annem de konuştu diye. O zaman annem hakkında konuşursun. Annen hakkında da konuştum dakika, zaten. Tamam, bunu dünkü konulara tekrar girdiniz. Aynı şeylere konuşuyorsunuz. Tamamdır. Nilgün Hanım'ın gelinine aldığı hediye hangi yorumlara yol açtı? Bakalım. Sevgili Hanım hem dükkan hem de ot doldurmuş için. O neyle Allah'ını seven? Bak dikkatli bak ona. Ben de kuş koymuş içine. Hayatım herkesin çiçek anlayışı farklı. Aynen dükkan. Kaynana dili falan da mı vardı? Oh, ne vardı evet, orada? Evet kaynana dili de vardı. O neyle ya? Kendini mi göstermiş acaba orada bir anına? Valla dükkan doldurmuş baksana. Şimdi kadınla da biraz dostluğumuz iyi oldu. Şimdi söyleyeceğim, bana saldıracak. Ne yaparım sen söyle bari. Ben söyleyeyim, senin aran bozulmasın. Aran bozulmasın. Sen bir söyle de ki o nedir? Ot doldurmuşum, bir de dikan. Sarı gelinim benim. Teşekkür ederim. Ay canım. Canım şunu koy şuraya. Çok teşekkür ederim. Masana koy. Bu arada kayınvalidemin de çiçeğine bakamadım ama... O neden kaktüs var içinde? Çok manidar. İki gün boyunca kadını dün dediniz ki... Yok şey, gelinin sana şey dedi... Patavatsız dedi... Yok öyle dedi, bileziklerin bir tanesini takmam dedi. Kadın kalkmış bana kaktüs getirmiş. Ya bizden ötürü. Demek ki o da bunu düşünmüş yani sonuç olarak. O da biraz bozuluyormuş. Yani. Aksini düşünse o da demek ki şey yok, yapıyor. Yok benim annem yapmaz kondurmuş öyle kondurmuş şey. Demek ki sana, anladın mı? Benim annem yapmaz öyle şey. Kız eline, belki o çiçeği seviyordur diye onu getirmiştir. Eline siz tutuşturmuş olmayasınız kızlar. Eline diyorum, siz onu tutuşturmuş olmayasınız. İşim gücüm yok, gideceğim o çiçeği alacağım bir de tutuşturacağım. Vallahi, vallahi hiç vaktim yok onunla uğraşacak. Dünkü üçünüzün birlik olmasından sonra hiç şaşırmam. Yağmurcuğum çok güzel yorum yapmış. Beni savunmuş. Çiçeği kim seçti anne, sen mi seçtin? Burada anneciğim orkide hazırlayacak bir halim yok. İyi niyetli tamam. Ha, masanın üstünde sana uğur getirsin diye onu hazırlattırdım.
Yani. Söylettin burada gerçek fikrini söyle. Yok yok hiç iyi niyetli değil. Değil mi? Dikan ne demek? Yani ben böyle bir kaynanayım kendine gel. Dikan ne demek ya? Ben öyle miyim annem? Her taraf dikan dolu. Yani ne demek yani? Dün biraz üzerine gittik. Patavatsızlıktan falan girdik ya. Olmuş olabilir tabii. Yok yok o diken farklıydı sen. Çok farklı geldi. Dükkan ne demek güzel bir çiçek. Aramızı bozma ziyafet. Bozmuyorum. Bak bir ufak gül getirseydi hoşuna giderdik. Kocaman büyük bir dükkan. Ben gördüm ödüm koptu. Diken gibi miyim ben? Sen, sen işte onu diyor. Ona sor bana sorma. Ama çok güzel. Ama o niyetle yapmadım diyor. O niyetle yapmış. Orkide mi getireceğim? Nasıl kapı isteyecek burada? Hayır bak bir ufak bir gül koparsaydın daha hoştu. Kocaman dükkan büyük. Şey gibi ödüm koptu ben dedim çocuğun el eline batar yemek yapamam. Yani sen morali bozulur diye mi düşündün? Evet benim moralim bozulur. Ama bir anlatım şekli öyle oldu yani yok, böyle canım. Bir... Dükkan ne değil mi? Ben algılayamadım. Önce bir VTR izledik arkasından eşimin çiçekleri anlayamadım. Sonra anladım dedim acaba kızlar mı yaptı? Dedim kızlar mı yaptı etti falan. Onlar dediler ne işimiz var? Günahlarını aldım onların da. Ama Ziyafet abla biraz katılıyor gibi şimdi izledikten sonra da anne. Yok. Bir ıspanak, yok annem yok. Bak bir ıspanak yok, parça bir ıspanak getirseydi benim hoşuma giderdi. Ay canım benim. Kocaman dükkan etrafına ben da sana... ot toplamış, doldurmuş. İle çiçek mi olur ya? Peki Rezaet sana... Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Valla biraz diken olması kötü oldu. Yani diken sonuçta baktım insanın kaktüs. Canını acıtır. Tabii ki. Oğlu övdü, annesi yerdi. Ay kıyamam, ben sana yerim. Değil mi? Sevgili abisi ne düşünüyorsun? Ya kaktüs de bir çiçektir. Ya bana göre güzel bir şey. Görünüşü falan çok güzel. Çiçek çiçektir, kaktüs, kaynana güzel, dili. Evet. Sevgili hanım ona güzel bir şey yorum yapamaz ki. Yaşını söyledi bir de çiçek. Güzel ama mi diyorsun? Ama şimdi güzel bir şey niye çiçek? Hayır işte hoşuna gitti, dikanı ona götürdü ya. Bunun hoşuna gitti, kocaman büyük diken. Ha, öyle olsa annem lafını söyler. Yok yok, annen söylemiyor, annen söylemiyor. Herkesin çiçek anlayışı farklı demiş. He. Orada kayınvalidem kaktüsten anlar, gülden anlamaz demiş. Ben algıda de şimdi onu seçicilik. Öyle mi algılayayım? Algıda seçicilik nasıl istiyorsun öyle anla. Benim sadece dışarıda böyle söylüyorlar dediğini öyle algılıyorsan ben de orada kayınvalidenin yorumunu öyle algılayayım o zaman. Ama şimdi ben onu niye söyledim? Kadın dedi ki almış oraya dedi otu koymuş dedi işte dikeni koymuş falan filan. Ben de ona üzerine dedim ki ya herkesin çiçek anlayışı farklı. Yani ne demek yani o kadar şey o yani o kadar onun dikeni düşünebildi güzel bir şey düşünemedi. Ya sen öyle düşündün ben öyle aynen düşünmüyorum öyle hayır. Tablet. Ben öyle düşünmüyorum. Bana ha, göre güzel bir şey. Sen öyle düşündün. Şimdi öyle orada düşündün. İlk birden söyleyişiniz var. Burada olayı toparlarken söyleyeyim. Yani niye toparlayayım Allah'ını seversen? Toparlamada döküldü, döküldü. Toparlayacak bir şey yok ortada. Yani evet orada öyle düşündüm diyebilirsiniz. Ya, hayır canım düşünmedim. Haklıyım onun lafının üzerine öyle söyledim ben. Tamam öyle diyorsanız öyle dedim. Yani o gelene o dikenli bir çiçek diyorsunuz ki mi? Sevgili Hanım da mı aynı şey düşündü? O Ziyafet Hanım söylediği için. Kayınvalidemden daha çok o düşündü. Ziyafet Hanım söylediği için onun üstünden yola çıkarak aslında bir çekim şeyleri imam ediyor dediniz. Yani yine izledim yine öyle gördüm ama böyle düşünüyorum yani. İmam etmem direkt söylerim ben. Kızlar sizce kaktüs çiçeği. Yani benim tercihim olmaz. Yani bana alınmasından da çok fazla hoşlanacağımı sanmıyorum. Benim orada takıldığım kaktüsten ziyade işte dün zaten 3'ü 1 oldu üzerime geldi. Cümlesini kurmuş en son geçerken ona bir dikkat çekmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Biz zaten bugün de konuştuk bu konuyu. Sen o tarz bir büyük bir cümle kurduğun için bütün tepkileri üzerine çektin. Ondan dolayı öyle oldu. Hepimiz aynı fikirde olduğumuz için yoksa bir taraf falan yok yani. Yani başka bir konuda ben seninle hem fikirde olabilirim, Cansu'yla da tartışabilirim. Öyle bir bütünleşme falan yok. Algında öyle yanlış kalmasın. Tabii ben o konuyu kastettim zaten. O konuyla alakalı üçünüz hemfikir olduğunuz için dedim. Bir de orada da İşte o da ya. Tamamen senin kendi işte ortalığı fişeklemen mi diyeyim ne diyeyim. Senin tamamen kendi düşüncenin bize tezat gelişinden kaynaklanan bir durum. Ya ben kötü algılamıyorum Fatih Bey. Çünkü bizim oralarda kaktüs getirildiği zaman negatif enerji alıyor. Bravo. Yani negatif enerji almak için belki öyle düşünmüştür. Onun için getirmiştir onu yani. Onu bilmiyorum ama kaktüs öyle evet gibi. Negatif enerjiyi götürüyor diken gerçekten. Diken öyle değil bu kaktüs içi. Evet. Evlere masalara kurmak kaktüs enerjisi olur. Söyleseydi biz bir şey zaten saldırmazdık üzerine. Söyleyeydi bize nazardan ya korusun belki diye. Belki size dile getirmek istememiştir. Yok 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 yani. O ya, yani...
bu maksatla getirdiğini düşünmüyorum. Şu an Elif'in fikrine katıldı. Şu an mantıklı geldiği için katıldı. Yoksa onu düşünerek getirmişsin gibi. Ama gerçekten öyle yani. Olsaydı en başından zaten bunu söylerdim. Ben böyle böyle düşünüyorum kızlar. Yanlış düşünüyorsunuz. En başından ama söylerdim. Ama Uğur getirsin dedi. Yok muhakkak öyledir de hani kötü enerji olayını Elif söyledikten sonra onayladığınız için ben size böyle söylüyorum. Belki orada herkes her şeyi söylemek istemiyordur yani. Hayır yani bu kadar tartışmaya mal vereceğimde en başına zaten düşüncem bu şekilde. Siz yanlış düşünüyorsunuz. Aa bak bilmiyorsunuz ama bu böyle böyle bu anlama bu anlama gelir der. Bu şekilde düşünüyor olsaydı. Rümeysa ne güzel konuşuyor bugün görüyor musunuz? Uğur getirsin dedi, kötü enerjiler gitsin demedi. Acaba etraftakilerin kötü enerjisi gitsin diye mi götürdü? Yok, inan onu hiç düşünmedi. Gülün dikeni çok fena batarsa çok acıtıyor. Bunun dikeni acıtmaz. Bunun dolu diken her tarafı. Ama acıtmaz, gül kütücü ama gül güzeldir, dikeni çok fena batar. Gül olur. Gül olsaydı daha iyi. Sevdim dikeni battı. Yok, bunun ne gülü var ne de dikeni dolu. Bunun neresi? Uğur getirsin diye getirdim. Neyse ama bence iyi niyetle geçirilmiş bir şişek olduğunu düşünüyorum. Evet canım. Evet. İnanma. Ben inan. Sırada Siyafet Hanım için bir sürpriz VTR var. Bakalım. Yarın Mutfak'ta programına herkese selam söylüyorum. Kayınvalidelere selam söylüyorum. Gelin adaylarına selam söylüyorum. Özellikle eşim Ziyafet, senin o dik duruşuna, o esprili gülüşlerine, esprili konuşmaların her zaman için benim için gurur vericidir. Seni çok seviyorum. Mücadelene devam ediyorsun. Bu zamana kadar 32 senedir hayatımdaki olan mücadelenin dik duruşun her zaman için takdir etmişim. Geçenlerde televizyon izlerken bu zamana kadar beni sevdiğini söylememişsin. Ben seni çok seviyorum. Ve programda söylemişsin ben eşimi çok seviyorum. Mutlu oldum. Sanki daha yeğeninden seninle bir aşk yaşamak gibi bir hevese büründüm. Daha önce de Reyhan Hanım ve Ezgi Hanım tutuyordum, destekliyordum. Ama şimdi şu anda siz yarışıyorsunuz. En büyük destekçiniz benim. Sizleri çok seviyorum, destekliyorum. Kızım gelin Elif, senin de o sakin duruşun ve dik duruşunu her zaman için takdir etmişim. İyi ki ailemsiniz, iyi ki benim ailemin fertlerisiniz. Sizleri çok seviyorum. Hepinize kolay gelsin. Eşinden yıllardır böyle bir şey duymuş muydun? Ben de söylememiştim, o da söylememişti. 30 senelik. Sayenizde o da söyledi. Ama ben sen bunu yaptın. Yaptım azıcık. Onu vermeyin de. Niye? Ne güzel bir şey o. O ne diyeceğini şaşırdı Fatih Bey. Yani 30 seneden sonra bu lafı duymak kolay bir şey değil yani. Ben de söylemedim. O da koşturmakta. Evet. Maalesef. Birbirimize ile yapıp konuşamadık yani. Hep koşturmak. Hep koşturmaktan diyorsun. Aynen. Seni de artık seni tutuyor kayıpladığını evet, ve seni beni çok seviyor. Tutuyor. Ben de onu çok seviyorum. Buradan ellerinden öpüyorum. Beraber dans ettiniz mi? İkinci bahar. Yaptık. Evet evet düğünde yapmışlardı. Sizin düğünde mi? İbrahim'in düğünü. Bayağı bir dans ettiniz. Tabii zorla çekmişti beni. Tabii ben inat etmiştim. Zorla çekti yaptık dans ettik. Zaten biz dans ettik mi millet üzerimize dökülür. Çünkü ikimiz de soğuk ya birbirimize. Bayılırlar. Aa. Vallahi. Yani senin dans etmen olay oldu. Evet olay oluyor. Zorla kaldırırlar bizi yan yana getirirler. Bak bu programda daha çok duygularını belirtiyorsun, açıklıyorsun. Aynen. Açıkladın. Yani hep bütün söyledin. Aynen. Eşim seni seviyorum milyonların üzerinde karşısında aynen. Seni seviyorum dedi. Sen de şimdi bu kameraya söyle seni seviyorum de. Bismillahirrahmanirrahim. De kız. Ne söyle. Diyeyim? De seni seviyorum de o kadar söylüyor. Çocuklarım seni seviyorum. Çocuklarım değil. Çocuklarını zaten seviyorsun. Ya ne? Deniz Bey. Efendim. Kızardı ama. Tutur şeyi daka gitmesin. Denizciğim. Seni çok seviyorum. İyi ki de çocuklarımın babasısın. Ne var? Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Çünkü senin galiba eşin daha senden daha böyle bir evet. Medeni gibi açık. Çok.
böyle özel günleri hayata kaçırmaz. Ha. Mesela alır getirir, bana bir telefon almıştı. Bir sevgililer günü müydü? Bir gün vardı. Ama 700 lira almıştı kredi bu şeyleri var ya. Oo, 3 gün ağladım. Bu telefonu niye aldın? Bu kadar parayı niye verdin? Özlem diyor, anne ne kadar zulümsün, ne kadar kötüsün. Adamın moralini bozdun. Allah seni almaya Deniz, bu parayı bu telefona mı verdin? Benim telefonum yeterdi bana. Zor şer o telefonu ama elime verdi. Ama çok yanlış yapmışım be. Evet, gelin bana kız dedi, anne dedi, vallahi dedi, babam moralini bozdun, ayıp değil mi dedi. Adam morali bozuldu, adam gitti otur dedi, Allah seni ola, ne halin varsa git. Allah sizi mutlu etsin inşallah. 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 Özlem'le Özlem'in eşinin oğlunun ismi neydi? İbrahim. İbrahim. Bir an önce işleriniz düzeltilsin. Buradan tekrar sesleniyorum. Burada böyle bizi izleyen mobilyacı arkadaşlar. Özlem'le İbrahim'in evini döşeyin. Karı koca baş başa kalsınlar. Aynen. Onlar da evlerine gitsin. Sizden rica ediyorum. Bize ulaşın. WhatsApp'ımıza bile yazın yani. Sizden rica ediyorum. Evet. Şimdi bir sürpriz VTR bizde var. Bakalım kim? Annemizi çok seviyoruz. Annemiz çok güzel yemek yapar. Kazanıp gelecek. Onu burada bekliyoruz. Ay bunlar ne tatlı ya. Evet. Ben çok ağlattım. Özledin mi? Ay güzel. Biz de çok düşkündür. Allah bağışlasın. Ağaçlarını da süslemişler evde. Evet, ben onları ben her yılbaşı yeni yılı kutluyoruz biz evde. Bilsinler istiyorum. Süsleri alıyorum. Onlar takıyor. Hem etkinlik oluyor. Ya ben... bizim... adetlerimizde böyle bir şey yok aslında yok, da. Evet. Ama şöyle bir şey var, ben de yapıyorum. Ben o yorgunlukta yemin ederim çıkardım. Niye biliyor musunuz? O kadar güzel bir ışık yanıyor, enerji alıyorum ki. Aynen öyle. Böyle bir evde böyle yanıp sönüyor. Gereksiz, lüzumsuz aslında ama bir enerji veriyor. Ya yani bizim şeyimizde yok o. Aynen, yani ben her zaman diyorum Noel'i kutlamıyorum, yeni yılı kutluyoruz. Yeni yıl bolluk, bereket getirsin diyorum. Çünkü 1 Ocak yeni bir yıla başlıyoruz. Her yılda bunu yapıyorum, onlar da böyle bilsinler diye. Hem ben çocuklarıma çok vakit geçiremiyorum. Dükkandan çok geç vakitte geliyorum, 8-9'da. Etkinliğimiz az, oğlan 10'da uyuyor. Kız 11'de falan uyuyor, öğlenci. Etkinlik olsun diye süsledik. İyi yaptın. Aynen, evet, onlar da... Zaten sen de ağladın. İbrahim 40'lıydı. Mesela ben de bir yaşlı teyzeye bakıyordum. Kucağımdan alıp götürüyordum. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçirmedim yani. Öyle oluyor. Çok... Kaybolmuştum işte, trene binemedim, kayboldum. Nerede kayboldun? Ya İdealtepe'deydim, trene bindim. Evet, yani, içeride mi kayboldun? Trenin peşine bir ay yürümüşüm, küçük yalıya gitmişim. Oo. Yani ilk yani köyden gelmiştim. Yani ben de çocuklarımla çok vakit geçiremedim maalesef. Ama bak zaman geçiyor, çocuklar büyüyor. Yani aşın ki aklım olsa. Sen onların annesisin. Tabii. O bitmez ki. Tabii. Hani bak o kadar tatlı çocuklar ki seni çok özledik diyorlar anne. Ama demek ki seviyorlar seni. Çok güzeller ama. Hadi bakalım, kalkın bakalım ayağa. Anya Konya götürsün. Evet. Günün en düşük puanını alan ve günün en yüksek puanını alan gelinini açıklayacağız şimdi. Günün en düşük puanını alan gelini. Altı puanla Yağmur. Yağnur, bugün salı günü, yarın çarşamba, haftanın ortası. Yarın gayret istiyorum. İnşallah. Biraz da hem konuşarak hem de işine odaklanarak. İnşallah. Eminim yarın güzel puanlar alırsın. Evet, günün en düşük puanı alan ikinci gelini. On bir puanla Rümeysa. Rümeysa.
Ve günün en yüksek puanını alan gelini. Tabii ki çeyrek altının sahibi gelin. ...16 puanla... ...Cansu. Elif'ciğim 14 puanda kaldı. Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederiz. Size bu altınızı takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. İnşallah. Haftaya güzel başladık. İki gündür çeyrekleri alıyoruz. Hafta sonuna doğru inşallah böyle devam ederse 35 bilezik kolumuzda. O zaman görsün Ziyafet Hanım kutlama nasıl yapılıyormuş. Ve böylelikle bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte kanalda ekranlarında gelinin mutfakta da olacağız. Bakalım yarın neler pişecek, neler konuşacağız. Görüşmek üzere. Yemeği tabakta, tatlı damakta, yiyin mi?